Onu Değerli söyleyeceğim. izleyenler, Derin Mevzu programından herkese iyi geceler diliyoruz. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin terör, güvenlik, dış politika gündemini masaya yatıracağız. Irak ordusunun Haçlı Şabi'nin Kerkük'ü kontrol etmesi, İdlib operasyonunda gelinen nokta ve aynı zamanda iç politikadaki değişiklikler, gelişmeler ve ABD ile vize resleşmesinin ayrıntıları, bunları hepsini çok değerli konuklarımızı ele alacağız. Ben hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Ankasen baş danışmanı ve Irak Türkmen Cephesi kurucularından Sayın Muzaffer Arslan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Orta Doğu ve terör uzmanı Sayın İsmail Dost, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Eski Sanayi Genel Müdürü Sayın Bülent Esinoğlu, hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Kerkük dedik, İdlib dedik. Yine dış politikada, güvenlik gündeminde oldukça yoğun gündemler var. İsterseniz en sıcak gündem biraz Kerkük. Tabii İdlib operasyonu da başlamıştı ama sonra birden Irak'a doğru döndü gündem. Haçlı Şabi'nin oraya ilerlemesiyle birlikte özellikle. Şimdi tabii Kerkük, biz çok uzun zamandan bu yana tartışıyorduk, konuşuyorduk. Kerkük'te ne olması gerekir sorusuna yanıt arıyorduk. Ve programlarımızda da çokça vurguladık. Irak ordusunun oraya girmesi gerektiği yönünde vurgular yaptık. Ve Irak ordusu sonunda Kerkük'ü kontrol altına aldı tamamen. Bugün de hatta Kerkük'ün işte bir 45 kilometre ilerisinde, Erbil'e yakın olan kısımda. Altınköprü. Evet, Altınköprü'de de kontrol sağlandı. Orası da tabii petrol açısından çok Evet, önemli bir önemli yer. bir yer. Ve Erbil'e doğru ilerlediği söyleniyor Irak ordusunun. Tabii şimdi bu soruya da yanıt arayacağız ama Kerkük'te ne oldu? Ben buradan başlamak istiyorum biraz. Efendim, isterseniz sizden başlayalım. Tabii. Ne dersiniz? Kerkük'te nasıl Irak ordusu girdi? Nasıl Haçlı Şabi girdi? Peşmerge nasıl kaçtı? Şimdi tabii ki bu hadise bugün başlamadı. Hı. 2003'ten itibaren meseleyi ele alacak olursak, hatta Saddam'ın gidişi için hazırlanan bir zemin vardı. Bunun için Amerikalılar önce Türkiye ile bir temasa geçtiler. Meşhur tezkere meselesinde Türkiye ile bazı sıkıntıları oldu. Anlaşamadılar. Dolayısıyla o detaylarına girmeye gerek yok. Anlaşamadıkları için Türkiye ile kendilerine bir partner aradılar. Kim olabilir? Yani Saddam'ı yönetmek için, engel olmak için, yoldan çekilmesi için kim olabilir diye düşündüler. Irak'ın içinde biz zaten yıllarca Saddam'a muhalefet grubu olarak INC dediğimiz Irak Ulusal Kongresi'nde görev yapıyorduk. O zaman Türkmenleri de ben temsil ediyordum Irak Ulusal Kongresi'nde. Barzani, Talabani, bugünkü iktidarda olan Eyad Allawi, Maliki vesaire, bunlar hepsi vardı ve 25-30 kişilik heyetler halinde biz bunu adeta sürgünde bir hükümet şeklinde meseleyi ele almıştık. Şimdi Türkiye ile anlaşamadıkları için bu gruptan kimler olabilir diye baktılar Amerikalılar. En iyi partner kim olabilir? Şiiler olabilir. Çünkü Saddam Sünni olduğu için Şiiler ona karşı ve kendilerini Irak'ın içinde hep mağdur olarak görmüşler. Saddam döneminde ve Saddam öncesinde de hep iktidara gelmemişler. Yani ihmal edilmişler falan gibi görmüşler. Bir de Kürtler vardı. Şimdi aşağı yukarı 90'larda başlayan bu Körfez krizi sırasından 2003'e kadar devamlı toplantılarda Kürt gruplarıyla da çok samimi olmuşlardı şeyler, Amerikalılar. Sık sık toplantı yapıyorduk işte, zaman zaman Sizin o zaman göreviniz neydi? Bir daha söyler ben misiniz? Irak Birliği Türkmen Partisi Genel Başkanıydım Evet. ve Irak Ulusal Kongresi'nde de Türkmenleri Temsil temsil ediyordunuz. ediyordum. Onun için bütün bu toplantılara katıldım. Evet. Riyad'dan başladı, ondan sonra Beyrut'te, sonradan İngiltere'de, Londra'da, bilahare Amerika'da falan ve yoğunlukla bugünkü Kuzey Irak'ta bulunan Erbil'e yakın Selahaddin kasabasında toplantılarımız devam ediyordu. Şimdi bunlar şeylerle iyice samimi oldular. Kürtlerle ve Şii fraksiyonlarla. Bunlarla işbirliği yapmakla işe başladılar. Türkiye kabul etmeyince bu şeyi. Onun için Irak'ta anayasa yazıldı. Anayasa yazıldığı zaman kimler Amerikalıların hocalığıyla ve
yönlendirmesiyle Kürtlerin geleceğine uygun bir şekilde ve Şiilerin de geleceğine uygun bir şekilde bir anayasa ortaya çıktı. Onun dışında da yani Sünniler hep ekarte edildi. Sonradan Amerika Sünnileri de bu şeye, iktidara entegre etmeye başladılar. O da biraz da Türkiye'nin teşebbüsüyle olan evet. bir şeydi. Yani böyle bir geçici parlamento kuruldu Irak'ta. Bremer zamanında. O kurucu olarak o şeyde mecliste ben de vardım. Bilahare şeylerde, dönemlerde birkaç sene içerisinde işte anayasa yazıldı ve iktidarlar oluştu ama maalesef iktidarlar da yani neredeyse cebini doldurmak için gelen insanlarla doluydu ve adeta emperyalist ülkelerin başta Amerika olmak üzere onların taşeronluğunu yapan insanlarla dolu olan bir şeydi ve böyle bir iktidar oldu. Şimdi daha öncesine gittiğimiz zaman biliyorsunuz bu Körfez krizinde bir 36. paralel oluşturuldu. Bu 36. paralelde de bugünkü Kürt devletinin temeli atıldı orada. Evet. 36. paralelden başlamak üzere oraya Irak ordusunu sokmadılar. Irak ordusunun girmesi yasaklandı ve uçuşa yasak olan bir bölge ilan edildi. Ama ne hikmetse 36. paralelin üstünde olmasına rağmen Musul'u, Tel Afer'i vesaireyi içine almadı. Öte yandan Kalar, Kifri vesaire dediğimiz bölgeler, Süleymaniye bunlar 32. paralelin altında, 36. paralelin altında olmasına rağmen hatta 32'ye, 34'e yetişmesine rağmen oraları da bu bölgeye dahil ettiler. Ne oldu? Bugünkü, yani daha kıymetli toprakları mı? Tırnak içinde. Petrole göre ayarladılardı. Biraz da etnisiteye göre ayarladılar. Yani Kürtlerin olduğu bölgelere bölge. Yoğunluk verdiler. Yani çünkü Tel Afer dediğimiz bölge Türkmen'di tamamen. Yani. Tabii. Orada Tel Afer. Gerçi Kerkük de öyleydi ama. Tel Afer'i ekart ettiler. Güneyde de Kerkük'ü. Ve Tuz Hurmatı'yı, Taze Hurmatı'yı ekart ettiler. Sadece o bölgelerde şey yaptılar. Bir federasyon oldu sonradan işte. Onun temelini atmış oldular. Şimdi böyle bir şey olunca aslan payı kime düştü? Irak yönetiminde Kürtlere ve Şii kesimlere düştü. Şimdi özellikle bizler Kürtlerle muhatap olduğumuz için Kerkük'te ve Türkmen bölgelerinde bazı sıkıntılar yaşadık. Şimdi Kürtler kendilerine verilen tanınan haklarla iktifa etmediler. Yani bu bize yetmez. Süleymaniye, Erbil ve Duhok bize yetmez. Anayasada bazı ihtilaflı olan bölgeler ilan ettiler. Bunun içinde yani gelecekte Kürt topraklarını katabilecekleri yerler ve bunları da bazı yasalarla sınırlandırdılar. Önce sayım yapılacak, sonradan referandum yapılacak, islahat yapılacak, ondan sonra da referandum yapılır. Kime katılacaksın? Ama sonra bu madde de işletemedi. Anayasanın 140. maddesinde 140. var değil mi? Madde. Bu maddeyi de işletemediler. Bunu da işletemediler. Ama ne oldu? Şimdi ona rağmen bu bölgeleri kendi topraklarına katmak için çok ciddi şeyler sarf ettiler. Sarf ettiler. Bu bölgeler kendi bölgelerine dahil olmamasına rağmen otoriteye kendileri kurdular. Neden? Çünkü merkezi hükümette bir zaaf vardı. Boşluk vardı. Terör olayları, patlamalar, kaçırmalar, hırsızlıklar ve yani devlet yönetiminde bir aciz vardı. Bu süreden kendi lehlerini çok güzel bir şekilde faydalandılar ve neredeyse ne istedikleri varsa orada empoze etmeye gayret ettiler. Mesela yönetimlerin kurulmasında, bakanlıkların kurulmasında, devletin, hükümetlerin kurulmasında aslan payını biz alacağız. Mesela Cumhurbaşkanı mutlaka bizden olacak dediler. Kürtler. Dolayısıyla Celal Talabani, Cumhurbaşkanı. Efendim, Cumhurbaşkanı, Başbakan yardımcısı mutlaka Kürtlerden olacak dendi. O vesileyle bazı şeyler, yardımcılar oldu. Meclis Başkanı, Parlamento Başkanı yardımcısı gene aynı şekilde. Bu sefer bu şeyler de, paylaşımlar da o zaman iki önde olan parti vardı.
KDP dediğimiz Kürdistan Demokrat Partisi, Barzani Partisi ve KYB. Ve KYB vardı, Kürdistan Yurtseverler Partisi. Bu mevkiler de bu iki parti arasında paylaştı. Onun dışında varsa bazı diğer ufak tefek partilere şey oldu. Şimdi Goran hareketi de Goran var. Hareketi, bir de İslami hareketler evet. vardı vesaire, buna benzer şeyler. Şimdi bulundukları bölgelerde mesela Kerkük'te yavaş yavaş asayişi de kendileri elde etmeye gayret ettiler. Hatta Musul'da bile çok sıkıntı yarattılar ve biz ne dersek o olur havasında. Ve bu anlaşmazlık bölgelerini yavaş yavaş ele geçirmeye başladılar. Başta Kerkük olmak üzere. Haliyle biliyorsunuz Kerkük... Bu da tabii IŞİD bahanesiyle oldu. Ha, bu da IŞİD bahanesiyle oldu çünkü evet. Ne hikmetse gökten mi indi ne oldu? Bir IŞİD meselesi ortaya çıktı. Irak'ı böyle kavurdu neredeyse. Her tarafına IŞİD hücum etti. Yani güneyde Anbar, efendim Felluce, Tikrit, şeyde Irak'ın kuzeyine doğru Tikrit, Beji vesairelerde ta sonradan çok hiç tek kurşun atılmadan Musul'u bile DAEŞ'e teslim ettiler. 4 sene DAEŞ'in kontrolünde kaldı. Ve o sırada Kerkük'ün yanısında hemen olan ilçesi olan Havice'yi de kontrolleri altına aldılar. Şimdi bu arada Irak yönetimi neyle meşguldü? DAEŞ'i bertaraf etmek için uğraşıyordu. Ama öte yandan Kürt yönetimi de bu bölgelerde idareye ele almak için elden gelen ne avantaj varsa kendi lehlerine yaptılar. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı onları da Başbakanlıkta çok aktif olarak çalıştılar. Dışişleri Bakanlığı Hoşyar Zebari ele aldı ve Irak genelinde 40'ın üstünde büyük elçilik bunların ödesi doldu. Alışverişler, efendim ihaleler, bilmem neler falan filan hepsi bunların tekelinde oldu. Biraz da aralarında artık bu şeylerden dolayı menfaat çatışması oldu. Şimdi son 5 sene içerisinde yani Barzani zaten 2 senedir 2 sefer şeyi uzatılmasına rağmen başkanlığı hala yerinde oturmaya devam ediyor. Yani fiili bir işgal var aslında. Parlamentoyu çalıştırmadı. Parlamentoyla araları bozulduğu için bu Goran'la KDP ile Goran arasında öyle bir şeye geldi ki meclis başkanı Goran'ın olduğu için 2-3 seneden beri Erbil ayak basamıyor. Parlamento çalışmıyor. Öte yandan zaten Talabani grubuyla da yani alttan alttan içten içe bir sıkıntılar var. Devamlı 90'larda bayağı çatışmalar yaşanıyordu. Kamyonlar dolusu cesetler. Şimdi son süreçte de onu gördük zaten. Ha. KYB ile KDP arasındaki anlaşma. Şimdi Irak yavaş yavaş bazı uyanmaya başladı. Komşularıyla temasa geçti. Türkiye ile İran'la vesaireyle biraz işbirliği yapmaya gayret etti. Barzani'nin hatası ne? Barzani ben referandum yapacağım ve burada bir devlet ilan edeceğim dedi. Şimdi böyle halk diliyle konuşalım. El alem herkes aman ne yapıyorsun? Yanlış yapıyorsun falan dedi. Yok. Ben yapacağım ve başarılı olacağım dedi. Kim devreye girdi? Bu arada Irak yönetimi devreye girdi. Ya kardeşim dedi siz sen anayasadan bahsediyorsun ama böyle bir referandum mümkün değil yapılması. Sen Irak'ın bir parçalısın. Zaten sizlere yeteri kadar haklar verilmiş. Bunun dışında referandum bu anayasaya aykırıdır. Hayır ona rağmen yapacağım dedi. Komşu ülkeler devreye girdi. İran ve Türkiye. Süper güçler araya girdi. Avrupa Birliği yani Rusya, Amerika'nın dışında Avrupa Birliği devreye girdi. Lafınızı unutmayın da orada Amerika'nın karşı çıkışı mevcut şartların orada bir bağımsız Kürdistan kurulmaya uygun olmadığını önceden gördüğü için bu eğer evet. bu referandum yapılırsa burada kavga çıkar ben her şeyi kaybederim diye düşündüm. Aynen böyledir. Evet. Tabii evet. doğru söylüyorsunuz. Evet. Şimdi onun için buna karşı çıkıldı. Tek destekçisi İsrail. Şimdi ister istemez İslam alemi İsrail'e karşı çok hassasiyet içerisindedir. Yani
Hele Arap ülkeleri daha da bir hassasiyeti. Şimdi bayraktarlığını yaptığı bu davanın şeyinde devamlı İsrail bayraklarıyla nümayişler yapıldı, yürüyüşler yapıldı ve ona göre bazı kutlamalar yapıldı. Neticeyi de biliyorsunuz. Bu arada işte anlaşmazlık olan bölgelerde referandum yapılsın mı yapılmasın mı? Her şeye rağmen ben yapacağım dedim. Ve yaptı. Bir kısmı bari hiç olmazsa bu anlaşmazlık bölgelerde yapma. Git kendi bölgelerinde yok yapacağım dedi. Hatta Diyarbakır'ın adı konuşulmaya başladı. Ha, yani siz bundan hatta yani orada da biraz Türkiye'de tehditkar davranıldı. Siz Kerkük'ten bahsederseniz biz şeyden Diyarbakır'dan bahsederiz falan dedi. Yani adeta bundan önceki ben toplantılarında da bunu dile getirdim. Barzani ateşle oynamaya başladı. Bu ateş sizi yakar dedik. Biz toplantılarda ve konuşmalarda. Yani ateşle oynuyor ve hakikaten kimseyi dinlemeden... Ve şu anda şimdiden yaktı diyebiliyor muyuz? Şimdiden yaktı diyebiliriz. Hı hı. Ha, ama bunlara iyi dikkat etmek lazım. Şimdi Irak yönetiminin ticari, ekonomik ve stratejik olarak Kerkük'ün önemini çok iyi biliyor. Bizler Kerkük'lü olduğumuz için bunu yıllardır, 40 senedir biz bunu söyleriz. Yani aman Kerkük'ü kaptırmayın, Kerkük gerçi bizim Kerkük'lüyüz ama Kerkük dünyada çok önemli bir yerdir. Hı hı. Bremer grubu da Irak'a geldikleri zaman bizlerle toplanıyorlardı. Yani biz anlatıyorduk. Aman bak biz buradayız, biz mağdur olmayalım falan filan. Hatta aynı bu cümleyi de bize kaç defa. Kerkük'ü Araplar istiyor, Kürtler istiyor, işte efendim Türkmenler istiyor, şu istiyor, bu istiyor. Ama bu Kerkük deniz, petrol denizi üzerinde yüzen bir şehirdir. Biz bunu kimseye kaptırmayız. Kerkük hepimizdir derdi. Ama zamanla Kerkük ne oldu? Kerkük sadece KDP'ye bağlandı. Hı hı. Kürdistan Demokrat Partisi'ne. Oradan çıkan petroller kendi menfaatleri doğrultusunda pazarlara çıkarıldı. Ama vali çıkarıldı. De KYB'liydi. Vali KYB'liydi zaten. Ama Amerika'da yetişmiş bir. Amerika'da yetişmiş ve Amerika'daki şeylerin, lobilerin desteğiyle Amerika'da Kürdistan Kongres diye bir merkezin başındaydı. Hı hı. Ama Irak'ın şeyinde bu Kürt hareketinde çok önemli rolü vardı. Hı hı. 2003'ten sonra buna yavaş yavaş görevler verildi. Bir süre başka bir vali vardı ama bunu görevlendiler ve geldi. Kerkük'ün valisi oldu. Vali olarak hepimiz tanırız onu. Çok konuştuk, çok sohbetimiz oldu falan. İsmini de söyleyeyim, Necmettin Kerim. Necmettin Kerim. Necmettin Kerim ama çok aşırı ırkçılık yaparak bir yere gelmek istedi. Yani bizlerin uyarmasına rağmen, nasihatine rağmen dinlemedi. Zamanla kendi partisiyle ihtilaf etti. Siz bizzat uyardınız mı, konuştunuz mu? Bizzat, evet. Hı-hı. Ben çok iyi tanırım. Çünkü ben New York'ta, Washington'daki şeylerimizde, toplantılarımızdan hı-hı tanırım. Üstelik Necmettin Kerim Kerküklüdür. Kerkük'ün banyolarında olan mahallelerde yetişmiş bir vatandaştır. Şimdi adeta görevli gibi geldi o bölgeye. Hı hı. Ve hakikaten o bölgede de öyle bir görev aldı ki zaman zaman şeyle rekabet haline girdi. Yani Cumhurbaşkanı olacak şekilde veya KYB'yi ele geçirmek için teşebbüsler. Ama yapmış. Yani Kerkük'ten ilk kaçanlardan birisi de oldu. O olabilir. O oldu. Şimdi ihtilafı kendi partisiyle çok büyük bir şey aldı. KYB'de olmasına rağmen şeyle aynı safa geçti. Barzani'yle. Hı hı. Çünkü evet, bu doğrudan Barzani'nin talimatlarını Kerkük bölgesi diyorsun. Kerkük bölgesi esasında Kürtlere göre Soran bölgesidir. Germiyan bölgesi falan. Barzani'nin bölgesi de Badinan bölgesidir. Şimdi iki ayrı bölge olarak görebilirsiniz. Hı hı. İki ayrı şiveyle konuşan Kürt vatandaşlarıdırlar. İki ayrı geleneklere sahip olan, sosyal yapıda olan şeylerdir. Ama fişeye geçince, partinin içinde de Celal Talabani hastalanınca partinin içinde de biraz dengesizlik oldu, kargaşa oldu falan filan. Cumhurbaşkanlığında aday olmaya gayret etmesine rağmen Talabani'ye yakın olan Masum
Cumhurbaşkanı oldu. Biraz da kendini boşlukta buldu. Çünkü öbür arkadaşlarından pek şey görmedi. Hı hı. Barzani'ye sığınmak durumunda kaldı. Bu böyle tecelli edince bu Kürtlerin kendi içinde olan bazı anlaşmazlıklar falan. Peki Irak ordusunun geleceğini biliyordu. Şimdi yani son sürece gelirsek. Evet, son süreçler ne oldu? Irak gördü ki bu işe bir son vermek lazım. Çünkü Kerkük'ün petrolü, Kerkük'ün stratejik konumu, Kerkük'ün yani kuzeyle olan irtibatı tamamıyla Türkiye ile olan, İran'la olan ve adeta İpek yolu olarak tanıtabileceğimiz bir stratejik mevkiyeti olduğu için Irak'ta yavaş yavaş DAEŞ'i tasfiye ettikten sonra Musul'da ve bilahare Kerkük'ün yanı sıra olan Havice'de tasfiye ettikten sonra bu sefer sıra Kerkük'e geldi dedi ve yavaş yavaş Kerkük'e de geldiler. İhtarlarına rağmen peki peşmerge niye direnemedi? Peşmerge niye direnemedi? Peşmerge hangi peşmerge direnemedi? Ona bak. Yani lazım. Şimdi KYB'li peşmergeler de kaçtı, KDP'li peşmergeler de kaçtı aslında. İkisi de kaçtı. Yani. Şimdi bazı meseleleri çok büyütmemek lazım. Dışarıdan görüldüğü zaman sanki yani hiç çok aşılmayan, çok görülmeyen bir güç sahibidir. Hı hı. Ama öyle bir şey değil. Şimdi Irak devleti geleneksel bir orduya sahiptir. Her ne kadar şeyde Amerikan işgalinde mahvolsa da ama nihayet bir devletin ordusudur. İmkanları daha çoktur ve daha profesyonelce şey ederdir. Peşmergeler yıllarca dağlarda savaşmışlar. Yani nizami bir ordu şeklinde savaşmamış. Olmadı. Ancak 2003'ten sonra bu peşmergeleri nizami bir şeye sokmak için gayret sarf edildi. Aralarındaki ihtilaf devam ettiği için Süleymaniye'nin peşmergesi ayrı, Erbil'in peşmergesi ayrı. Yani arada bir birlik ve beraberlik de sağlanması mümkün değil. Şimdi Irak... Ya esasen peşmergenin kaçışını buna mı bağlıyorsun? Hayır, birlik sadece, yoktu mu diyorsun? Yok, sadece ona bağlamıyorum. Şimdi çok iyi biliyorsunuz siyasette hiçbir şey tesadüf olmaz. Şimdi durup dururken kaçmak değil bir de perde arkasına bakmak lazım. Hı hı. Ne görüyorsunuz perde arkasında? İki gün önce Kasım Süleymani kalkıp Erbil'e gitti. Hayır. Önce Süleymaniye gitti. Erbil'e de gitti. Erbil'e gönderdi sonra gitti. Evet. Erbil'e de gitti Süleyman. Ama esas anlaşması nereyle oldu? Süleymaniye ile oldu. Süleymaniye tabii. Süleymaniye... Yani şeyde tabii bilgileri verelim. Süleymaniye KYB'nin olduğu. Süleymaniye KYB'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği. Yani Celal Talaban'ın bulunduğu merkezdir. Yanında şimdi Goran var. Yani KYB'den ayrılan diğer bir parti var. Goranlar var. KDP'de Kürdistan Demokrat Partisi'nin merkezi de Erbil'dir. Şimdi Kasım Süleymaniye gitti. Kiminle görüştü? Hero Talabani ile görüştü. Celal Talabani'nin eşi. Buffer ile görüştü. Talabani'nin oğlu. Ve birkaç kişiyle daha böyle görüştü. Hı hı. Talabani ailesiyle görüştü. Talabani ailesiyle. Bir de şeyle, meclis genel sekreteri olan şey evet. Var ya, onun da ismini. İsmini hatırlayamadım. Evet. Orada yani onlarla hepsiyle görüştü. Şimdi bir de şeyden Bağdat'ın da dirsek temasıyla bunlara bir vaat mi bulundu, bir şey mi oldu falan filan. Bunlar pırıyı pırtıyı topladılar. Dediler ki biz kan dökülmesini istemiyoruz. Biz yokuz bu işte. Bu Kasım Süleyman'ın görüşmesinden sonra evet. Şimdi oldu bu, Kasım Süleyman'ın görüşmesi neye bağlıdır? Biliyorsunuz Irak'ın içinde iki büyük güç birbiriyle kapışmış durumda ve yani adeta bir rekabet halinde. Bunu artık biz hepimiz biliyoruz. Kim var orada? Bir İran var, bir de Türkiye var. Öyle mi? Evet. Şimdi İran Süleymaniye yani İran'la Amerika diye koymak da doğru aslında. Geleceğiz. Şimdi oraya ben geleceğim. Şimdi oradan merak etme. İran Süleymaniye'deki grupla öteden beri aile gibi sahip olmakta. Peki Türkiye'nin yanında kim var? Barzani var. Ama o da zoraki. Şimdi zoraki bir nikahla günün birinde mutlaka
farklı. Bu insanı sırtından hançerleyebilecek bir konumdadır şeyler. Barzani. Barzani grubu. Ha ötekiler masum mu? Hayır. Onlar da. Hepsi de. Bugün saydığınız zaman bunlar yani Öcalan neyse onlar da aynı şekilde bir Kürdistan'ın peşindeler ve onun savaşı içerisinde. Dolayısıyla hepsi Amerika'nın peşinde yani. Ha, şimdi bunlara kim perde arkasından yardım eder? Amerika yardım eder. İsrail yardım eder. İsrail yardım eder. Zaten Amerika'nın içinde biliyorsunuz çok ciddi bir İsrail lobisi var. Onlar bugüne kadar yardımlarına devam ettiler ve şimdi de devam edecekler. Yani bunların kaçış sebepleri sadece böyle vatan millet meselesi değil, biraz da çıkar meselesi. Peki. Belki ilerideki konuşmalarımızda ona da değiniriz. Çok ekonomik, stratejik bazı meseleler var Erbil ile Süleymaniye arasında. Tabii. Onun için Irak konuşmaya devam edeceğiz zaten. Konuşacağız. Evet. Teşekkürler değerli katkılar için. Sayın Esinoğlu, peşmerge niye kaçtı? Siz ne diyorsunuz? Aslında kağıttan kaplan mıydı? Peşmerge yani? Şunun için kaçtı. Ben bir genel toparlama da yapacağım ama tabii. Baştan söyleyeyim peşmerge niye kaçtı? Peşmerge şunu gördü. Amerika ve Batı'nın kendilerini desteklemediğini, ortada bıraktığını gördü ve dolayısıyla savaşmadı. Yani Amerika destek veriyorum deseydi, İsrail silahlı destek veriyorum deseydi kaçmazlardı. Ama buraya nereden geldik, niye böyle oluyor bu meseleler? Orta Doğu'da neyi yaşıyoruz? Aslında genel dünya dengelerinden gelerek Kerkük'e, Barzani'ye veya Irak'a gelirsek biraz daha meseleyi daha geniş bir çerçeveden bakarsak Türkiye cephesinden ve İran cephesinden ne oluyor bunları da anlarız. Şimdi bölgede iki tane temel büyük ulus devlet var. Birisi İran, birisi de Türkiye. Bugün James Jeffrey, 5 sene Türkiye'de büyükelçilik yapmış olan James Jeffrey diyor ki eğer diyor ben Türkiye'nin yerinde olsam diyor yani bu Türkiye'nin yaptıklarını yaparım da siz yanlış yapıyorsunuz. Türkiye'yi kaybediyorsunuz. Eğer böyle giderse siz Türkiye'yi yoksa orada Orta Doğu'da yoksunuz diyor. Bu cümle James Jeffrey'nin burada bu bölgede 40 sene çalışmış bir Amerikalı büyükelçinin söylediği laf. Büyük ajanı. Büyük ajanı tabii. Şimdi ama bu biraz daha fazla bir şey açıklamıyor. Peşmerge niye kaçtı deyince aslında bölgede bu iki ulus devletin birlikte hareket etmesi basit bir birlikteliği Amerika'yı bölgede mahkum etti. Amerika aslında orada yenilen Barzani falan değil. Orada yenilen Amerika. Amerika. Ama bunu şimdi tabii böyle deyince ya Amerika işte hiçbir şeye karışmadı ki niye yenildi falan gibi anlaşılabilir. Öyle değil. Şimdi daha Amerika'nın üstten bir stratejisine bakalım. Amerika'nın bölgedeki stratejisi Şii ve Sünni çatışmasını yaratmaya yöneliktir. Ve Türkiye'yi de bu savaşa sokmak istemektedir. Fakat burada bu ana strateji Kürt halklarını da bir araya getirmesinde de problem yaratmaktadır. Yani hem kendisinin temel stratejisi bunu Şii ve Sünni çatışmasını yapmak fakat bunu yaptığı zaman da Kürtleri bir araya getirmesi Amerika'nın büyük zorluk çıkıyor. 30 senedir Amerika bölgedeki Kürtleri işte bu Talabani, Barzani bilmem o İslam cephesini şunu bunu falan bütün Kürtlerin hepsini hatta Suriye'deki Kürtleri de hepsini bir araya getirerek toplantılar yapıyor. Amerika'da merkezler kuruyor falan filan 40 senedir bunları bir araya getirerek birlik yapmaya çalışıyor fakat bunu yapamıyor. Neden yapamıyor? Çünkü hem Kürtlerin içerisinde bazı etnik ayrılıklar var hem dini ayrılıklar var. Şii, Sunni farklılıkları da var. Dolayısıyla bunları bir araya getiremiyor. Onu getirdiği zaman zaten Amerika'nın bölgedeki işi çok kolaylaşacak. Ama esas mesele Şii ve Sunni çatışmasından Şii, Sunni çatışmasının neden temel strateji alıyor? O çok önemli. Şimdi basit bir soru soracağım. Çok basit bir soru soracağım. Çok basitmiş gibi ama çok karmaşık bir şey. Amerika neden Suudi Arabistan'ı dost tutar da İran'ı düşman tutar? Bu çok basit bir soru. Yahut da niye İran'a düşmanlık yapıyor da Suudi Arabistan'a dostluk yapıyor? Bu soru çok aslında temel bir soru. Bölgedeki ana meseleleri anlamakta temel anahtar bu. Bunun da sebebi şudur. Biliyorsunuz 1973 yılından itibaren
Körfez ülkeleri, başta dünyanın en fazla petrolünü üreten ülke Suudi Arabistan, petrolünü dolarla satar. Şimdi mesela siz Çin'siniz. Suudi Arabistan'dan petrol alacaksınız ve şu anda Suudi Arabistan'ın en büyük petrol alıcısı Çin'dir. Çin gidiyor, Suudi Arabistan'dan petrol almak için petrol alacak, dolar lazım. Gidiyor Amerikan bankalarından dolar satın alıyor, İngiliz bankalarından dolar satın alıyor. Sonra petrol. Sadece bu komisyondan İngiltere %4 para alarak bütün İngiltere'nin nafakasını temin ediyor. Dolayısıyla bu bölge ülkelerinin toplam petrolünün dolarla satılmasından Amerika'nın yılda ne getiri sağladığına bakarsak tam 1 trilyon dolar geliyor Amerika'ya doğrudan. Hiç elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan 1 trilyon dolar kazanmış oluyor. Şimdi ama olay böyle gidiyordu da 40 senedir iş böyleydi de şöyle bir durum gelişmeye başladı. Çin yuan'ı Sayın Esinoğlu kısa ya bir ara... Lütfen burayı bitirin de ondan sonra reklamak için. Çünkü burası kesilirse bütün mantık ortadan. Yok yok kesilmez. Tekrar yani ederiz onunla da. Yani hiç merak bana etmeyin. Rast geliyor, bana da seyirciler diyor ki hep sana gelince sözünü kesiyor diyorlar. Yok yok sayın dosta da geliyor. Sayın misafirlerimize de geliyor. Yani peki. Pek sizle ilgili bir durum değil. Değerli izleyenler kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra yine birlikte olacağız. Hocamızın da bilgisi var. Değerli izleyenler derin mevzu devam ediyor. Sayın Esinoğlu sizde kalmıştık. Evet. Buyurun efendim size bir saat süre veriyoruz. Şaka söylüyorum. Şimdi bu doların Amerika'nın bölge stratejilerine nasıl etki ettiğini petrodolardan anlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir Asya Yatırım Bankası kurulduktan sonra Çin yuanını altına convertible yaptı. Yani yuan altın karşılığı var. Ama Amerikan dolarının şu anda altın karşılığı yok. Amerika istediği kadar dolar basabiliyor ve o dolar üzerinden toplum değerlerini kendi ülkesine taşıyabiliyor. Şimdi bu mekanizmada büyük sıkıntılar çıkmaya başladı. Bunun sebebi Çin Suudi Arabistan'a diyor ki bak ben sana altın karşılığı olan para getiriyorum. Yuan'la bana petrol sat. O da diyor ki sen bana dolar getir. Dolar getirmesi için ne yapması lazım? Gidecek İngiltere ve Amerikan bankalarından dolar satın alacak ve Suudi Arabistan'a o doları verecek ve petrolü alabilecek. Fakat şimdi o doların karşılığında altın olmadığı için öteki yuan'ın karşısında altın olduğu için sistem tıkanmaya başlıyor yavaş yavaş. Şu anda rezerv para olarak dünyadaki toplam rezerv paranın %41'i dolar, %29'u euro, %8'i pound ve %10'u da yuan olmuş. Yani bir yıl içerisinde Asya Yatırım Bankası kurulduğundan bu yana yuan %10 rezerv para olmuş. Bu bundan 2-2,5 sene sonra bunun %20'ye çıkacağı varsayılıyor. Eğer yuan altın değerini kazandıkça Amerikan doları çok büyük sıkıntıya girer. Amerika'nın acelesi bölgede ve bu Şii-Sunni çatışmasını çıkararak Körfez ülkelerinden petrolün dolarla satılmasını sürekli hakim kılmaya çalışıyor ve bu stratejinin arkasında dolar var. Bu sebepten PKK Türkiye devletinden daha değerli oluyor Amerika için. Çünkü bölgedeki istikrarsızlaştırmayı Şii-Sunni üzerinden ve etnik PKK örgütleri veya Kürt örgütleri vasıtasıyla sürdürebiliyor. Onun için Amerika'nın stratejisine şu anda PKK Türkiye'den daha uygun. Yani hani deniyor ya koskoca Türkiye'yi tercih etmiyor da Amerika neden PKK'yı tercih ediyor? Ve nitekim bugün Rakka'da olan o bayrak meselesi hani şimdiye kadar işte PYD başka PKK başka filan diyorlardı ya. Rakka'da
Rakka'da ne oldu? Orası tamamen Araplardan meydana geliyor. Gittiler orayı bombaladılar. Aynı Yugoslavya'yı 99 gün bombaladıktan sonra 7 parçaya böldükleri gibi. Rakka'yı da sivilleri de bombaladılar. Ondan sonra siviller meviller kaçtı. Oradaki DH MH derinden bir şey kalmadı. Ondan sonra PKK geldi orada gösteri yaptı. Öcalan'ın posterlerini astılar. Ve böylece de Amerika bundan sonra nasıl söyleyecek PYD, PKK ayrı şeyler, biz PYD'ye silah yardımı yapıyoruz onu diyemeyecek. Ama zaten bundan sonra şu olmayacak. Yani Türkiye'nin içerisinde anti-emperyalizm, Amerikan karşıtlığı yükseldikçe CİA'nın Türkiye medyasını kullanarak Türkiye medyası üzerinden işte batıcıları veya işte liberalleri veya mezhep üzerinden siyaset yürütenleri falan filan bunların sözü geçmeyecek. Ama hala bu Şii-Sunni savaşının bir uzantısını son iki gün içerisinde bizim medyada çok derin bir şekilde yaşadık. Şöyle diyor bazı mezhepçi yazarlar. Efendim sen Kerkük'ten Barzani'yi çıkardın ama Haçlı Şabi'yi getirdin. Haçlı Şabi kim? Haçlı Şabi terör örgütü. Çünkü öyle diyor Ensari, hatta AKP'nin milletvekili Ensari Haçlı Şabi şey için. Yani AKP bile bundan artık vazgeçti. Yani Haçlı Şabi terör örgütü olarak sayıyordu ama şimdi Haçlı Şabi'nin ilerleyişine memnuniyet duyuyor. O nedendi. Şimdi Barzani ile ilişki kurduğumuz günlerde o zaman Haçlı Şabi bazı açıklamalar yapıyordu. Aslında Haçlı Şabi'nin büyük çoğunluğu Türk. İçinde Sünni Türkler de var, şey Türkler de var. Şii Türkler de var ama çoğunluğu Şii'den oluşuyor. Şimdi tabii içerideki mezhepçileri kışkırtmak için Amerika içerideki şeylerini kullanarak köşe yazarlarını ve işte nüfus sahiplerini kullanarak bu içeride AKP'yi zor duruma düşürecek, daha doğrusu AKP'den öte de Tayyip Erdoğan'ı zor duruma düşürecek bir propaganda işliyorlar şu anda. Liberaller, mezhepçi, Amerikancılar, tamam mı? Fethullahçılar. Bunlar toptan o Kerkük'teki olayı Türkiye'ye şöyle anlatıyorlar şu anda. Diyorlar ki siz oradan Barzani'yi çıkardınız, Barzani ile ortaktık. Oradan petrol geliyordu, oradan ortaklıklarımız vardı. Ama sen şimdi Barzani'yi karşına aldın, Irak devletini alınca bak aslında Irak devletini sen almadın. Sen Irak devletinin toprak bütünlüğünü savunmuyorsun. Sen oraya Haçlı Şabi'yi soktun. Aslında tam bir Amerikan propagandası bu baktığın zaman. Ama bir taraftan baktın mı mezhepçi politikaymış gibi görünüyor ama dibine kadar Amerikan propagandası bu. Bunu görmek lazım. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu şeyde bu tabii yine devam edeceğiz zaten. Sayın dost size dönelim isterseniz. Şimdi esasen en çok merak edilen sorulardan birisi de şu. Haçlı Şabi Erbil'e ilerleyecek mi? Evet. Irak ordusu Erbil'e ilerleyecek mi ve bundan sonra Irak'ta ne olacak? Biraz sonra belediyelerle, üç belediye tabii başkanıyla alakalı çok önemli bilgiler paylaşacağım. Onu söyleyeyim. AK Parti belediye başkanlarıyla alakalı. Şimdi biliyorsunuz ki ilk bizim programımız iki hafta önce son dakika haber verildi. El İbadi, Irak Başbakanı eskeri teyekküze geçittirmiş. Erbil'e karşı. Hatta meclisten bile karar çıkmadan önce ki bir cuma günü söyledi, pazartesi günü meclisten böyle bir karar çıktı. Bu karar neye dayanarak çıktı? Programımızda da son dakikayı doğrudan iletmiştik. Evet, bu karar neden çıktı? Bu karar İran ve Türkiye'nin istikrarlı bir duruşuyla alakalı çıktı. Irak'ta asıl iki cephe var. Bir İran cephesi var, Irak güneyinde ve bir orta cephe var, Sünni cephesi, Neyneva bölgesinden bu tarafa, Feluce, Tekrit, Saddam'ın şehri olsun, bir de Musul, bir de kuzey cephe var, Doğu, Süleymaniye, Erbil ve anlaş
anlaşılmayan iki bölge var ki istatütleri belli değil. Kerkük'ten telife. Şimdi savaşı burada götüren İran'dan ABD ve İsrail'dir. Sadece güneyin kuzey. Orta kalmıştı. Orta kimidi? Ortayı bu savaşın içine sokmak isteyen ortada bir Türkiye vardı. Çünkü rahmet mezhepsel açısından %60-70 Şii, %1 Hristiyan ve diğer yüzde mesela 40'ı diyelim ki Sünni, Kürt Sünnisi de var, az Kürt Şiisi de var. Nasıl ki Türkmenlerde de Şii de var, Sünni de var. Şimdi İran anayasayı nasıl düzenlediler? 2003'te ABD İngiltere saldırmadan önce Kürt liderler koşa koşa ABD'ye koştular. Şiiler tarafından kendine görev üstlenen Mesut Çelebi oldu. ABD'ye gitti. Hatta o dönemin CIA başkanı George Tenet'le ve o dönemin savunma bakanı Rumsfeld'le ve o dönemin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Condoleezza Rice'le ki sonralarda Dışişleri Bakanı oldu. Bunlar oturdular, Irak'ın dizaynını yaptırdılar. Ne yaptırdılar? Şu yaptırdılar. Irak'ı üçe bölelim ve yürütmeyi şeye verelim, Şiilere verelim, başbakanlığı. Yasamayı Sünnilere verelim, Cumhurbaşkanlığı da Kürtlere verelim. Petrol de bizim olsun. Coğrafya boyutunda işte orada çok çizgili nokta oraya geliyor. Coğrafya olarak Güney zaten Şiilerin en yoğunu yaşadı ve Peygamber Efendi'nin torunlarının orada var olan mezarları sebebiyle orayı Şiilere verelim, biz hiç karışmayalım. Sonra Kuzey Kürtlere verilsin ve biz her tür faaliyeti oradan yürütelim. Türkiye ne oluyor burada? Türkmenler ne oluyor burada? Ve ne enteresan ki orada Türkmenlere herhangi bir statü verilmedi. Verilmedi, hayır. Seyircimiz de burada soruyor. Diyor ki, çok eski izleyicimiz diyor ki, bu kadar mağduriyet var Türkmenlere, tapular yakıldı vesaire vesaire. Bunu niye söylüyorsun? Bunun hesabı sorulmayacak mı? Neden statü verilmedi Kerkük? O dönem diyebilirdiler Kerkük Kuzey Irak'a verilsin. Diyebilirdiler Kerkük merkezi hükümete bağlansın. Orada dikkat ettiğimiz gereken şu nokta var. 2003'te ABD Irak saldırısında ABD İngiltere Irak saldırısında insanlar yağmalaya başladılar. İki yer bu yağmaladan sağlam kurtuldu. Bu iki yer neresiydi? Bir tanesi El Muhabire Irak İstihbarat Bakanlığı, diğeri Petrol Bakanlığı. ABD hemen oraya aldı götürdü. Ne yaptı? Eskerlerini yığınak yaptı. Evraklar, dosyalar her ne var ise götürüp gitti. Evet. Ve neden o dönem Kerkük'e statü verilmedi? Petrolü kullanmak için. Yani hem Irak merkezi hükümetine dedi ki bu Kerkük meselesi senle Kürtlerin arasında bir sorundu. Bunu ben çözeceğim. Çözene kadar da orada hortumdan yazacağım o petrolü. Anlaşmazlıklardan faydalanıp aynen, tamamen bu ABD İsrail'in politikası ve sonrası ne oldu? Sonrası ben 1991'lere geçmiyorum çünkü onlar çok eskide kaldığı için 2003'ten itibaren bir yana İran ABD savaşı dediğimizin sebeplerinden şu: Erbil İsrail'le ABD'nin şeyine oldu. Hissesine düştü. Hissesine değil, tamamen yani sanki ABD veya İsrail'in bir kentidir ve tamamen Irak'ın üzerinde ve bölgenin üzerinde Erbil üzerinde bir sürü yatırımlar yatırdı. Örneğin
Eskiden ABD İran üzerinde casusluk yapmak istiyordu. Yani teknoloji casusluk dediğimiz veya sinyal casusluk dediğimizi mecburen coğrafi olarak Türkiye üzerinden yapması gerekiyordu. Ve bu zaman zaman Türkiye buna ya engel oluyordu ya izin vermiyordu. Diyarbakır en yakın yapacağı yer orasıydı. 2003'ten bir yana bu zemini nerede hazırlattırdı? Bu zemini Erbil'de hazırlattırdı. Tabii. Diğer tarafta İran'ın iki tane örgütü vardı, Kürt örgütü. Bir tanesi Komeli, diğeri Kürdistan Demokrat Partisi, aynı Irak Kürdistan Partisi olarak. Bunlara yine Erbil'in çevresinde şey verildi, alanlar verildi, eğitimler filan vesaire vesaire. Ki ABD bunları elinde tuttu, bir zaman İran'a karşı bunları kullansın. Şimdi Barzani İsrail'e yakın olduğundan dolayı aynı zamanda İran'a da yakın olmaya çalıştı. Ama İran Barzani'nin politikalarının aldatıcı olduğunu ve ABD ile İsrail'e uşaklık yaptığını gördüğü için hep ne yaptı? Barzani'nin ana düşmanı kim? Taliban. O nedenle nasıl ki ABD ile İsrail kendilerine Süleyman kendilerine Erbil'de şey yarattılarsa bir bölge yarattılarsa şey yapmaları için İran'da Süleymaniye'de şey yapmaya çalıştı. Etkin kendine alan yaratmaya çalıştı. Devrim muhafızları olsun, başka gruplar olsun ve bu ister istemez her zaman yurtseverlerle demokratları birbirine düşüttürdü. Şimdi gelelim bugüne. Bugün ne oluyor? Yine de biz ilk bu program ve ilk bu televizyon ta 2 ay önce dedik ki bu referandum olacak. Ve bu referandum tamamen ve tamamen Barzani'nin sonunu getirtilecek. Ve hatta benim bir tabirim vardı, el bombasını çeken Barzani, bir Barzani var. Elinde tutuyor. Kimini çekmiş, elinde tutmuş. Bu bombayı birine bırakmak istiyor. Ama kimse yoktu bu bombayı alan. Ve hatta şunu da söyledik 2 hafta önce, bir video da buradan yayınlattık. 2014'te hep diyorlar ya 50 bin peşmerge var. 2014'te IŞİD'in Erbil'e yakınlaşırken Barzani ABD'den filan destek istiyor. Kimse desteklemiyor. En sonunda Kasım Süleymani, General Kasım Süleymani'den yardım istiyor. Kasım Süleymani geceleyin iniyor oraya. Bakıyor 40 bin 50 bin peşmerge nerede? 3 bin kişi var. Barzani'nin sülalesi mülalesi herkes kaçıp gitmiş. IŞİD saldırısı oldu. Burada da bugün çok enteresan olaylar oldu. Bak dün yok evvel gün ne oldu? Heşdişehir bir saldırıya geçti mi Irak? Kerkük. Merkezi hükümetiyle, Heşdişehir'in Irak merkezi hükümetinin eskerleri. Peşmergeler mevzilerini bırakıp kaçtılar. Sonra komutanları ağlıyor. Muhabir de ağlıyor. Sonra ne oluyor? Canlı yayın sırasında evet çok Barzani, ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Barzani gelip diyor ki bize yurtseverler ihanet etmiş. Evet. Bugün ne oluyor? Bugün Altın Kapı'yı alıyor. Altın Köprü'yü. Altın Köprü'yü özür dilerim. Altın Köprü'yü alıyor ve üstelik nereden bu füzeler Barzani'nin eline geçtiyse çok enteresan bir olay Alman füzeleriymiş. Bu gelecekte büyük tartışmalara yol açacak. Peşmergeler ilk defa ama füze Almanlar kullanmış. Almanlar orada eğitim yapıyorlardı ya. Yapıyordular. PKK'ya yapıyordular. Önemli olan Barzani'de yapıyorlardı. Şimdi yapıyordular. İsrail'de Barzani'de yapıyordu. Başka bir şey söylemek istiyorum. Silahlar Erbil'e iniyordu. Evet. Erbil'de dağıtılıyor YPG'ye ve diğer bölgelere. İşte buraya geleceğim. PYD, YPG'de aynı zamanda dün
aynı füzelerden kullanmış. Evet. IŞİD'e karşı. Yani şu demek ki PYD ile PKK ile Barzan arasında geçiş yani, birliği. Bu demek ki Almanya IŞİD'le mücadele ittifaklığında gönderilen silahları kime gönderiyor? PKK'ya. PYD ile YPG'ye gönderiyor ki IŞİD'le mücadele etsin. Evet. Ama bu silahlar demek ki kargo uçaklarıyla Barzani'ye geliyormuş. Erbil'e geliyor, oradan dağıtım yapılıyor. Tabii canım. Yok, bir izin verseniz de ben bir konuşsam bir yere vararız. Demek ki Almanya bilerek bunun altını çizmek istiyorum. Bilerek bu füzeleri Barzani'ye gönderiyor. Barzani bu füzelerin bir kısmını PYD, YPG'ye gönderiyor. Gerekiyorsa yarın bir kısım bu füzeleri PKK'nın ihtiyacı olarsa PKK'ya da verecek. Ha, yani şunu söylüyorsunuz. Barzani doğrudan PYD'ye, PKK'ya gönderdi. Doğrudan evet. Dünden itibaren çünkü bu füzeler iki günlü iki noktada kullanılmış. Evet. Ve diğer çok enteresan bir bilgi sizinle paylaşayım. Bu KYP dediğimiz, yurtseverler dediğimiz Taliban'ı Goran cephesindeki evet, peşmerge cepheyi bırakmış. Barzani yalvar yakar bugün peşmerge elbisesinde Kuzey Irak'ta gövde gösteri yapan veya mücadele eden kimdi? PKK. Direkt PKK. PKK. Ve bugün Irak merkezi hükümetinin karşısında duran PKK'dı. Bugün Irak askerlerine bu füzelerini, Alman füzelerini fırlatan PKK'dı. Yani peşmerge görünümlü PKK. Peşmerge görünümlü PKK. Ve aynı şeyde de dün IŞİD'de mücadelede Rakka'da zaten Rakka diye bir şey kalmamış, IŞİD diye bir şey kalmamış. Zaten alanlar 20 gün önce koridoru açtılar. IŞİD'çiler Deyrezor'a doğru Parmidya doğru gittiler. Şimdi orada da aynı füze kullanılmış. Ve bu şunu gösteriyor ki Barzani gerçekten intihara yönelik gidiyor. Evet. Bugün ne oldu? Sayın dost, bugün ne oldu? 1,5 dakikalık bir aramız olacak. Ondan tamam. Sonra isterseniz devam edelim. Tabii şu vurgu çok önemliydi. PKK'nın bizzat Kerkük'te Irak ordusunu Haçlı Şabi'ye karşı peşmerge evet, kıyafetiyle savaşması çok önemliydi. Bundan not almış olduk. Ve Alman füzeleri evet, tabii kullanması ve doğrudan KDP'li peşmergelerin doğrudan PKK'ya Barzani silah vermesi önemliydi. Notlarımızı aldık bunda. Değerli izleyenler, 1,5 dakikalık bir aramız var. Sonra birlikte olacağız. Değerli izleyenler, derin mevzu devam ediyor. Sayın dost, sizde kalmıştık. Evet, şimdi bu füzeler şunu söylemek istiyorum. Yani Barzani ta 4 yıldır Türkiye'ye koşa koşa geliyor. Orada peşmergenin bir kuruş parası yok iken ekmek evine götüremezken Türkiye'ye bir sözleşme imzalaştı. Bu sözleşme neydi? Artık Barzani ve Barzani'den sonra kim gelirse gelsin, yani bölgesel Kürt hükümeti her zaman PKK ile mücadele edecek. Her zaman Türkiye'ye karşı hangi terör örgütü olursa olsun Türkiye'nin yanında yer alacak. Ve Türkiye'de Sayın Başbakanımız gizli ödenekten para verildi. Bu devletlerin hepsinde olan bir şey. Şimdi bugün şunu görüyoruz ki Barzani artık son noktaya gelmiş. Barzani'nin artık savunacak hiçbir yanı kalmamış. Artık son nefeslerini veriyor ve bu nedenle PKK'na yardım istemiş. PKK'lılar peşmerge kıyafetinde ve belki de başka ülkelerdeki Kürtler, İranlı Kürtler de olabilir. Peşmerge kıyafetinde bugün Irak
askeri ordusuyla savaşa geçiyor. Bir şey var. Burada Almanya yani bu işi de karşı ittifak birliği olduğu sürece bu füzeler, müzeler şimdi eğer ki bu füzeleri verseydi zamanında bu füzeler Barzani'ye gitmek için bir tek hava yolu var. O hava yolu da çünkü kargo uçakları ağır olduklarından dolayı yakıt fazla kullanılıyor. Muhakkak İncirlik'te bunlar ikmal yapmalar lazım. Şimdi biz 5 aydı neredeyse 6 aydı Almanya ile sıkıntıdayız. Evet. Ve Almanya kesinlikle bunu hatta milletvekillerinin bile İncirlik'e gelmesine bile müsaade göstermedi. Şu anda da İncirlik üstünden çıktı Almanya zaten. Evet. Müsaade göstermedi. Ürdün'e gitti. Yok. Biz müsaade göstermedi bile hatta NATO çerçevesinde milletvekilleri sadece Konya'ya gidip ziyaret etti. Evet. Birinci soru şu. Alman ülkesi bu füzeleri neden bu kaç günde Erbil'e vermiş? Acaba ne kadar Ürdün'le İsrail'in arası kötüyse acaba bu füzeleri İsrail'in isteği üzerine Ürdün vasıtasıyla mı getirdiler? Ne zaman getirdiğini söylüyorsunuz? Yani bu belli ki bu füzeler bu bir haftada gelmiş. Son bir hafta. Evet. Ve bu füzeler doğrudan Irak merkezi hükümetine hedef alan Hedef almış. Evet, buna ben de sonra aynı zamanda dün bu füzeler aynı zamanda Alman yapımlı aynı türden füzeler Rakka'da kullanılmış PYD, YPG tarafından. Bu bir. İkincisi bu Altın Köprü dediğimizde Altın Köprü'ye kadar Irak merkezi hükümetin ordusu ve Heşli Şerbi geliyor ve Sayın El İbadi Irak Başbakanı talimat veriyor. Diyor ki kesinlikle ve kesinlikle Erbil'e ilerlemeyin. Bunun altında bu talimat niye veriyor sizce? Bu talimat şu sebepten dolayı İran birinci Cumhurbaşkan Yardımcısı biliyorsunuz Türkiye'de yani başbakan seviyesinde. Evet. Türkiye'de Sayın Yıldırım'la İran. İshak Cihangiri. İshak Cihangiri başbakan seviyesinde. Türkiye'de Sayın Yıldırım'la ziyarette bulundu. Hı hı. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan ziyarette bulundu. Merkez bankalar anlaştı artık bitti. Yerli para olacak. Şimdi burada şu var. Türkiye büyük ihtimalle her an Habur kapısını kapatma ihtimali var. Yani Irak ordusuna devretme ihtimali var. Ben bu ilanlardan aldım. Evet. Yani tabii Habur derken onu da açmak lazım. Habur sınır kapısının karşısında İran kapısı var. O kapıyı Irak askerlerine vermiş. Yani Irak askerlerine kapatıp Irak askerlerine teslim edilecek. Yani verilecek. Doğru. Ve Halil İbrahim kapısı yani. Habur'un kapısı diyorsun. Yani bölgesel hükümetinin artık Habur kapısıyla alakası olmadığı için orada Irak askeri koşlansın diye El İbadi Erbil'e Irak ordusu girmesin ki yarın Kürt halkı orada soykırım oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Diğer taraftan da Avrupa ülkeleri, ABD, İsrail bundan kendine vazife çıkartıp tekrardan Barzani'yi şey etmesinler diye, ne diyorlar adı, güçlendirmesinler. Ve mağdur göstermemek için biraz herhalde. Aynen. Çünkü 91'de aynı şey oldu. 91'de Jay Garner geldi ABD'nin general. Sınır çizdi kendine. Sınırın adı Jay Garner oldu. Keçik gücü filan bir sürü şey çıkarttılar. Burada da sadece çok rahat Heşli Şerbi komutanı telsizden diyor ki biz Erbil'e rahat girebiliyoruz. Bırakınız. Bunların bir şey kalmamış. Evet. El İbadi ki diyor ki kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir psikolojik savaşa yol vermemek herhangi bundan başka bir ülkelerin kendine görev çıkartıp da yarın oraya esker görevlendirip veya olayı Birleşmiş Milletler'e götürttürüp yine farklı bir bölge yaratmak için
Erbil'e girmeyiniz. Çünkü neden? Türkiye'de halen hiçbir eskeri tetbikat bir haftadan fazla sürmemiş. Bir ay doldu. Bu Irak'ta yapılan tatbikat. Bu tetbikat bir ay oldu. Bir ay oldu. Neden bir ay oldu? Çünkü bu 10-20 eskerin tetbikatı değil. Ve ek bu, Iraklı askerler de geldi. Evet. Bu, yani. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor ki haftalık bir 50 esker geliyor. Tetbikatta nasıl kontrol, nasıl koordinasyon sağlıyorsa onu öğreniyor. Ve bu nedenle aynen bu nedenle bu taraftan ne yapılacak? Kapı alınacak. Diğer taraftan biliyorsunuz ki Irak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Barzani'nin yardımcısının Nusret Resul'e evet Resul'un tutuklama kararı. Bir de o görevlilerin hepsini tutukluyorlarmış. Evet. Seçim görevlileri. Yok o, onu çıkarttırdı. Yok referanduma şeyden katılanları. Evet, onun kaçış noktası yok. Bir tek nereye kaçabilir? Musul tarafından Suriye'ye kaçabilir. Türkiye gelemez. Ondan sonra İran'a da kaçamaz. Bir tek Suriye'ye kaçabilir. PYD'nin kucağına. Burada yine Taliban'ı şunu iddia ediyor. Diyor ki İran topçu birlikleri bize saldırıyor. Anlatabildim mi? Diyor ki bize saldırıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Yine hatırlarsınız iki hafta önce Irak bölgesel Kürt yönetimi toplantı, meclis toplantısı vardı ya. Aynı günde Türkiye şey vardı, Milli Güvenlik Kurulu vardı. Hatta ben söyledim ki İran'dan bir özel mektup gitmiş oraya. Evet. Sonra aynı bu harekat, bu şiddetle devam etmez, etmeden bu iki gün önce General Kasım Süleymani bizzat kendisi gidiyor. Ondan sonra gidiyor Süleymani'ye gidiyor. Şeye de son haberini gönderiyor Barzani'ye. Diyor ki ben senin yerinde olsam istifa ederim. Bir tek istifa bu olayı kurtarır. Barzani illa yok. Ben merkezi hükümetle tekrar bir araya gelelim. Peki şu anda istifayı düşünüyor musunuz sizce Barzani? Ben bir hafta eğer ki Türkiye bu İshak Cihangir'in görüşmesi o sınır kapısının kapatıp askerler Irak ordusunun teslim alırsa bir gün o sınır kapısı kapalı kalırsa kesinlikle ve kesinlikle Barzani istifa eder. Amerika ultimatum verdi. Dedi ki 48 saat içinde istifa edeceksin. Daha bitmedi o süre. Evet. Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim. Bundan sonrası ne olur meselesi bence şuraya bağlı. Eğer Türkiye ve İran bu ilişkileri derinleterek devam ederse bu şunu sağlayacak. İleride Irak toprağı bir bütün haline gelecek. Yani federasyon Amerika, planı da mı bozulacak diyorsunuz? Bence oraya kadar gidecek. Federasyon da kalkacak. Evet, yani buraya doğru gidecek. Eğer Türkiye, yani bu dedim ya bu iki ulus devlet İran ve Türkiye bu işbirliğini derinleştirerek devam eder ve Amerika'yı karşısına alarak devam ederse zaten Amerika'nın koyduğu o 36. paralel meselesi de ortadan kalkar. O sunni çizgiler ortadan kalkar ve Irak devletiyle yukarıdaki Kürt halkı bütünleşerek tek bir devlet haline dönüşür. Evet. Dolayısıyla bizim başından sonuna kadar yapmamız gereken Irak'ın toprak bütünlüğünü lazım. Şimdi şu var. Kerkük'te şu anda 1400'ün üstünde PKK konuşlanmış durumda. Şeyler, peşmergeler kaçtılar. Yani Taliban'ın grubu da kaçtı Süleymaniye. Öbürleri de her biri kaçtı. Şey var, ama PKK şeyler var. Nerede? Kerkük'ün içinde bazı yerlerde saklanmış durumdalar. Her zaman onlar bir tehlike arz ediyor. Evet, PKK'lı saklanmış diyorsunuz. Ben geçen hafta demiştim. Evet. 5000'e yakın PKK'lı. Orada saklanmış Kerkük'te. Bunu da kim getirdi? Necmettin Kerim getirdi. Ve şeye rağmen. KYB'li vali. Tabii tabii. Onlar bütün itirazlara rağmen getirdiler ve Kerkük'ün çeşitli yerlerine yerleştirdiler. Halen Keyvan'da ve diğer yerlerde hepsinin kampları vardı. Ama bu karışıklık olduktan sonra artık evlere saklanmış durumda. Yani şu anda gizleniyorlar. Boşalan evlerden. Burada Türkiye'nin... İsmail Bey'in dediği o silahlar da zaten çoğu Erbil Havaalanı'na geliyordu. Erbil Havaalanı'ndan
Bu nereden? Amerika zaten... Hayır, hangi nereden geliyor? Şey, havadan. Şeyden, Amerika şeye getiriyor, havalanına getiriyor, Erbil'e. Erbil havalanına. Hangi havalanı, hava sahasını kullanıyor? E bu canım, bu kargaşadan önce Erbil havalanı açıktı. Oraya açık. Getiriyorlardı bu aylardır, yıllardır. Hayır, benim sorum şu, önemli bir şey de onun için. Şey, şimdi 3000 tır geldi Kuzey Suriye'ye. Bu hangi havaalanından geliyor? Havaalanı söyleyeyim. Bak bir Ürdün, bir Ürdün hava sahası var. Bir de Erbil. Erbil'e de geldi. Ki o Erbil hava sahası havaalanının için. Evet. Şu anda hava sahası kapanmış değil. Şu anda anlatabildim mi? Evet. Ama Türkiye ay, Sayın Esinoğlu Erbil'e gelirken güzergahı neresi? Nereden geliyor bu diyorum onu. Ürdün'den, bu zaman Ürdün'den geliyor. Büyük ihtimalle. Çünkü başka bir hava sahası yok. Türkiye hava sahasına izin vermez buna. İkinci hava sahası kalıyor. Suriye hava sahası kalıyor ki zaten sağlam hava sahası değil. Olursa bizzat oraya indiren Barzani'ye ihtiyacı yok. Ama burada buna çok dikkat etmemiz lazım. Kerkük'ün geleceği ne olacak? Bu önemli. Evet. Çünkü Barzani'de giderse yine bölgesel Kürt yönetimi kalan, büyük ihtimalle Neçirvan Barzani'ni getirttirenler başına, ki bence getirttirmemeleri gerekiyor. Benim düşüncem değişti bu yönde. Neçirvan Barzani'de şu anda... görüşümüz yani Kerkük için özel bir statünün kazanmasıdır. Ben oraya gelelim. Yani onu mutlaka o şekilde... Oraya gelmek istiyorum. Sayın Dost, siz bitirin sonra Sayın Arslan'a evet, söz verin. Evet, oraya gelmek Kerkük istiyorum. Benim. Çünkü Barzani artık bitti. Barzani diye bir şey kalmadı. Sonra Barzani'nin yerine illaki biri gelecek. Ama eskisi gibi olmayacak. Yani daha fazla neden? Irak'a bağlı kafasını, birisi gelecek. Çünkü kafasını kaldırdığı an hep Irak ordusunu görecek. Tabii. Peki Irak sizce ordusunu, KDP içinden mi birisi gelecek? İşte orası tartışmalı. Net değil. O bir referandumdan, o bir yeni bu seçimle... Irak devletinin kuvvetlenmesine bağlı. O... Irak devleti ne kadar kuvvetlenirse, o şehirler üzerindeki hakimiyeti ne kadar artarsa zaten toprak bütünlüğünü de sağlamış olur. Dolayısıyla o zaman Barzani Marzani gibi değil, Irak devletiyle bütünleşmiş birisi gelir oraya. Şimdi bunu söylemek istiyorum. Orada Barzani gider, yerine başkası gelir, nasıl gelir, seçimle gelir. Ama o gelen kişi kafasını kaldırdığı an Irak merkezi hükümeti, Irak ordusunu görür. Irak ordusu da her zamankinden daha güçlü. Durar. Neden durar? Çünkü İran'la Türkiye arkasında var. Burada asıl önemli mesele bizim telife Kerkük'tü. Bence İran'la Türkiye'yle Irak oturup konuşmaları lazım. Nasıl ki şeye Erbil'den Süleymaniye'yle şeye Doğu'ya bir istatü verildiyse Kerkük'e aynı istatü verilmeli. Ve Kerkük'te aynı bölgesel bir yönetim hal almalı. Ve Kerkük'ten artık dünyanın ne tarafında ama var insanlar... Irak anayasasına göre şimdi bölgesel olabilmesi için 3 vilayetin değil mi? Tamam, onu olabilir. 3 vilayet Neynaba, Telifer, bir de Kerkük'ün de kendisi. Yani şimdi şöyle bir buyurun, şey var. Bakın bugüne kadar hep Şiiler, Sünniler bilmem ne kavgalı falan deniyordu. Şimdi biz Mart'ta Bağdat'ta bir toplantı yaptık. Mart'ta. Bütün Sünni kesimin partileri ve siyasetçileri, Şii kesimin bütün örgütlerde bulunan önde gelen insanları bir araya toplanarak Bağdat'ta Er-Reşid Otel'de çok kalabalık bir toplantı yaptık. En önemli şeyi yapmışsınız. Bir toplantı yaptık. Türkmenlerin söz birliği ve eylem birliğine karar verildi. Ve oradan bir koordinasyon grubu oluşturduk. Şu anda kararlar mübahase edilerek yani istişare ederek kararlar alınıyor. Ve bu şeyin içinde, koordinasyon grubunun içinde hem Sünni Türkmenler var hem Şii Türkmenler var. Yani kaldı ki bizim aramızda böyle bir çekişme de yok, bir sıkıntı da yok. Ama bundan sonra kararlar o şekilde alınır. Kerkük'le ilgili, Türkmeneli ile ilgili kararları biz bu komisyonda görüşüp, ayrıca burada da bazı yetkili kurullarımız var, onlarla görüşüp kararlarımızı bildireceğiz. Şimdi Kerkük için bugüne kadar olanın aksine bir kere özel bir statü düşünürüz. Yani ne Süleymaniye'deki gruba bağlansın ne de Erbil'deki gruba bağlansın.
kendi başına, kendi müstakil içinde olur, müşterek bir yönetim olması lazım. Biz de öteden beri... İç işlerinde serbest, dış işlerinde Irak'a bağlı. Öteden beri bizim kararımız şu, %32 Türkmen, %32 Kürt, %32 Arap, geri kalanı da %5 civarında kalıyor. O da Keldaniler ve Asürilere, Hristiyanlara olan koltuklardır. Çünkü Kerkük bu, Meclisi için söylüyorsunuz. Evet, evet, Kerkük Yönetim Kurulu şey için, il meclisi için Kent diyorum. Meclisi, evet. Çünkü Bremer ne yapmıştı? 41 kişinin 26'sını direkt olarak Kürtlere peşkeş çekmişti. Türkmenlere 9, Araplara 6 gibi bir temsilcilikle bütün oylamalarda Araplar, Türkmenler kaybediyorlardı. Hı hı. Bütün yönetimde kendi adamlarını yerleştirmiş durumdaydılar. Şimdi bunların değişmesi için de eşit şartlarda olan Kerkük'ün petrolü yeniden hisse almaları gerekir. Türkmen eli bu hisselerden tek kuruş almıyor. Şimdi adeta %17'si diyorlardı şeye, Barzani, Kuzey Bölge Yönetimi'ne, Türkmenlere hiç sıfır. Bütün tayinlerde Türkmenler çok mahrum oluyorlardı. Yani binin üstünde bir tayinler gelir. Bunun içinde ancak 100 veya 150 kişi ya tayin edilir veya edilmez. Şimdi bu sıkıntıların devam etmemesi için mutlaka Kerkük'ün geleceğinde İsmail Bey'in de dediği gibi yani Türkiye'nin büyük rol alması lazım. Çünkü Irak'ın hem Türkiye'ye hem İran'a ihtiyacı var. Yani ekonomik olarak ihtiyacı var, stratejik olarak siyasi ihtiyacı olarak var, siyasi olarak da ihtiyacı var. Bir de biz hep iddiamız şu, Irak'ın kuzeyi hem Türkiye'nin hem İran'ın arka bahçesidir. Biz oraları boş bıraktığımız zaman ne oldu? Terör geldi, oraya odaklandı. Bakın 30-40 seneden beri Kandil, Kandil, Kandil deniyor. Kandil'de PKK yerleşmiş ve atamıyoruz bunu diyorlar. Biz Erbil'e, Süleymaniye gidiyoruz. PKK'lı adam mağaza açmış, lokanta açmış, efendim fabrika açmış, iş yeri açmış. Bütün PKK'lıları orada hem finansiyel olarak destekliyorlar, hem barınmaları için şeyler var. Kandil'e gelip gitmeleri gayet kolaydı. Karargah kullanıyorlar. Efendim Erbil'in bütün hastanelerinde tedavi görüyorlar. Bütün sosyal ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Onun için oralarda mutlaka yani ciddi olarak Irak'a destek olmak lazım. Zaten Abadi ne dedi? PKK'lıları getirmesi bir savaş ilanıdır dedi. Ve ona göre de tedbirini aldı ve önlemini de aldı. Şimdi biz sadece Kerkük'ten bahsediyoruz. Oysa ki Türkmen eli nedir? Bugün Türkiye sınırlarından itibaren Telafer, Musul'un etrafındaki köyler hep Türkmen köyleridir. Ondan sonra Erbil'in yarısı Türkmendir. Her ne kadar şeyin başkenti olduysa da ama Erbil'in yerlisi Türkmendir. Çevreden gelenler şeydir, Kürttür. Vamafi, Tuz Hurmatı var, Taze Hurmatı var, Kifri'ye kadar bir Türkmen eli coğrafyamız var. Şimdi efendim dağınıksınız. Hayır, dağınıklık meselesi değil. Bugün bu bölgeler resmen Saddam'dan sonra Araplaşmıştı. Şimdi Kürtleştirildi. Biz bazı şeylerimiz var. Diyoruz ki 1957 sayımlarına göre, nüfus sayımına göre buralardaki etnik şeyler, demografi değişmesi gerekir. Buna göre adımlarımızın atılması icap eder. Bu noktada bir sorum olacak. Buyurun. Şimdi dün ben Kerkük'te de birisiyle konuştuğum zaman Kerkük'te henüz sıkıntı devam ediyor demişti. Irak Türkmen cephesinden birisiyle konuşmuştum ve şunu söyledi. Peşmergeler şu anda yerel polis gücüne karışıyorlar şeklinde bir şey söyledi ve bu konuda da Ankara'nın attığı adımların eksikliğine dikkat çekmişti. Siz böyle bir sorun görüyor musunuz? Bu yönde ben aynı fikirdeyim. Şimdi şöyle, hatta ben bizim arkadaşlara da tavsiyede bulundum. Evet. Yani heyecana kapılıp da çok böyle kutlamalar, mutlamalar şeyine tezahürat yapmanın bir alemi yok. Çünkü nihayet bitmiş karşımızda şey Araplar var, Kürtler var. Yarın ne olacağı belli değil. Biraz önce de İsmail Bey'in dediği gibi bakarsın anlaşırlar. Gene otururlar, bir paylaşım olabilir. Çünkü neden? Bu federasyonu iptal etmeleri mümkün değil. Anayasal bir haktır o bölgeye tanınmış. Hı hı. Evet. O bölgede yaşayanlara, ama bunun aslan payını Kürtler dediler, Kürtlere federasyon dağıtılmış. Ama o bölgede federasyondur. Biz diyoruz ki yani o bölgede bile Türkmenler olduğu için
Oranın yapılanmasında Türkmenlerin de rol alması lazım. Nasıl ki Bağdat'ın bugün yarısında Kürtler rol almışsa yönetimde, Erbil'in de yönetiminde Türkmenlerin rol alması lazım. Ve diğer bölgeleri de nazara itibar almamız lazım. Göz önünde bulundurmamız gerekir. Tel Afer'in selameti çok önemli. Burada mesela özellikle Kerkük'te işte Türkiye'nin bir işte konsolosluk açması. Konsolosluk üzerinden Kerkük'ün yeni yapısına ilişkin zaten İran'la ilişkilerin yürütülmesi, Irak'la ilişkilerin yürütülmesi gerekmez mi? Şimdi bizde burada taleplerimiz bulundu. Taleplerimiz var. Bunu resmen hem buradakilere hem Irak'taki yöneticilere bildirdik. Mutlaka konsolosluk açılması lazım orada Dışişleri Bakanlığı evet. Türkiye'den. Bir de ayrıca havaalanını orada canlandırmamız lazım. Kerkük Havaalanı'nı 2003'ten beri adeta Erbil ve Süleymaniye havaalanları çalışsın, para kazansınlar diye oraya tahsis edilmiş bütün uçuşlar. Bizden uçak yok. Mutlaka Kerkük Havaalanı'nın faaliyete geçmesi lazım. Ayrıca Tel Afer'in hemen kuzeyinden geçebilecek Ovaköy'den bir kapının açılması gerekir. Bu sadece Zahor'un bu konuda da Ankara bir çalışma yapıyor. Ankara'da bu konuda çalışma yapıyor. Çünkü bu yol çok önemlidir. Aşağı yukarı 20-40-60 civarında kilometre sonra Tel Afer geliyor Ovaköy'den. Ondan sonra Musul. Musul'dan sonra da Kerkük sonra Bağdat. Erbil ve Bağdat. Erbil'e gitmeden Bağdat. Tunsurmatı ve Bağdat olur. Ve bu yolları da yani düzenleyerek hem Türkiye'nin ve daha büyük bir pazar demek değil mi? Tabii Türkiye'nin ticari şeylerini de göz önünde bulundurarak iyi bir para kaynağı olur. Ekonomik olarak hem oradaki insanlar biraz güç sahibi olurlar. Ve şu da söyleniyor, onu da sormuş olalım size. Mesela şu anda Habur'dan giden tırların işte Irak kuzeyinde, o Erbil'de, işte Süleymaniye'de, Doğuk'ta sonuçta merkezleri orası oluyor ve oradan Bağdat'a bazı tırlar gidiyor ve bu yüzden de Irak Merkez Hükümeti'nin Türk firmalarına bunu yaptıkları için ihale vermediği, birçok ihaleyi alamadıkları Türk firmaları söylüyor. Bunun herhalde bir doğruluk payı var değil mi? Yani böyle olursa doğrudan Bağdat merkezi olmuş olacak ve ciddi de bir kazanç. Bunun bir gerçeklik payı var. Kaldı ki son zamanlarda Kuzey Irak'ta yani Erbil'de müthiş bir suistimal var. Bir parasızlık söz konusu. Yani orada iş alan şirketler paralarını alamıyorlar. İhaleler hiç sıfır durumda. Halklar bile, oradaki insanlar bile illallah demişler yönetimde. Sayın Arslan, çok kısa bir aramız var yine. Tabii. Bir buçuk dakikalık. Sonra yine size devam edelim. Değerli izleyenler, kısa bir ara. Sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyenler, derin mevzu devam ediyor. Size kalmıştık Sayın Arslan. Evet. Şimdi pazar, Ovaköy kapısının önemine değiniyordunuz. Ovaköy'ün mutlaka açılması lazım ve canlandırılması gerekir. Ona göre hem Türkmenlerin ekonomik olarak düzelmesi sağlanır. Ona göre de şey olur. Bazı Türkmenlere ciddi olarak bazı desteklerin ele alınması gerekir Türkiye tarafından. Yani en azından Irak'la işbirliği yaparak bir statü kazandırılmaları gerekir. Evet. Bu sadece Kerkük için söz konusu değil. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Tel Afer var, Musul'un civarındaki Türkmen yerleşim bölgeleri var ve Kerkük'ten sonra Dakuk, Taze Hurmatı ve Tavuk dediğimiz yerler, Tuz Hurmatı, Kifri ve şeye kadar Bayat aşiretinin bulunduğu çok yoğun şekilde Türkmenler var orada. Bunlara mutlaka Türkiye'nin sahip çıkması lazım. Evet. Ve bu hem Türkiye'ye destek olur hem de oradaki insanların ekonomik olarak. Biliyorsunuz birçok firma bugün gitmiş 2003'ten beri oradaki Irak'ın kuzeyindeki Kürtlere yani Türkiye'nin çeşitli firmalarının temsilcilikleri dağıtılmış. Yani elektronik aletler olsun, beyaz eşya olsun, gıda maddeleri olsun. Şimdi bunlar da hiç olmasa Türkmenlere şans tanıyarak onların da biraz ekonomik olarak ferahlaması gerekir.
Bunları söylemek istedim. Yani diyor ki Barzani'yi desteklemek yerine ekonomik olarak, çıkar olarak, valla ki Türkmenleri destekliyor. Tabii. Onları destekliyor. Kesinlikle çok bugüne önemli. Kadar aynı. Yani hep Türkiye, evet, biz basit. Türkiye eşit mesafedeyiz biz dedi. Irak'ta şeye, Araba, Kürde, Şiisine, Sünniye, ama evet onlara hep eşit mesafede oldular ama bize biraz daha uzak olundu. Yani Türkiye'nin eksiği buydu. Oysa ki Türkmenleri de hiç ayıp değildi. Yani bu Irak'ın iç işleri de değil, destek ben olması gerekir. Bir konuya değinmek istiyorum. Yanlış politikalar Sayın Davutoğlu'nun zamanında meydana geldi. Özellikle de hatırlarsınız Sayın Davutoğlu o dönem Erbil'e geldi, sonra Kerkük'e geldi. En büyük hataydı. Hatta Sayın Bahçeli de gelecekti. İzin verilmedi güvenlik sebeplerinden. Ama Sayın Davutoğlu Peşmerge'nin himayesinde, korumasında Kerkük'e gitti. Evet, o büyük bir yanlışlıktı. Sonra biz şimdi Türkiye birincisi bugün dünyanın bugün halinde. Biz Kerkük'e yardım etmek için muhakkak ve muhakkak Türkiye olarak, yani Türkiye Kerkük'e el uzatmasa 100 yılda Kerkük'ün durumu aynıdır. Şimdi Barzani zıplıyor bir yana o yana, yine ailesi kalacak, yine o bölgesel kalacak. Neden? Çünkü zamanında ABD gitmiş oraya, askeri şeyini kurmuş. Üstünü kurmuş. İsrail gitmiş, Barzan Bankası'nı filan kurmuş. Her şeyini kurmuş. Şimdi burada da Kerkük'te bir Türkiye gerekiyor. Ve bu Türkiye oturup İran'a, oturup Irak'a şunu anlatması gerekiyor. Ki kardeşim benim bir, Irak'a herhangi bir gözüm yok. Irak bütünlüğünü tamamıyla tanıyorum. Evet. Sadece bu Kerkükler bir statü bulsun, kendi kendilerini koruyabilsinler. Teröre karşı, hatta size destek diye destek olsunlar. Heşli Şevi'nin yarısı Türkmen. Tabii. Delikanlı gibi, mert gibi savaşan Türkmenler. Şimdi ne olacak? Oturup Türkiye İran'dan Irak'a öneri verecek. İlk önce ne yapacak? İlk önce Bülent abicim gidip oraya bir tane askeri üs kuracak. Bir, Kerkük. Evet. En önemli adı, evet, anlaşmalı. İran, Irak'la yani anlaşacak. Ondan dolayı altını çizerek söylüyorum. Ama ilk önce yani, Amerika karşı çıkacak. İşte o önemli değil. Yeter ki İran'la Irak Türkiye'yle anlaşsın yeter. Evet. Oradaki Kerkük'lü var ya, hepsi dünyanın dört tarafından toplanır, tuğla üzerine koyup anlatabilir mi? O üssü canının pahasına kader korur. Tabii. Korur. O üssü kurarsan fark etmez, içinde 20 asker olsun, içinde 200 asker olsun. Ama bir o üssü kurduktan psikolojik etki yaratarsın. Gençlerin eğitimine başlarsın. Ondan sonra yanında, çünkü sen orada okul kuracaksın. Ama dediği gibi önce havaalanını işletmeye başlayacaksın. İşte ekonomiyi onlara yardım edeceksin. İşte, Barzani'ye değil oraya yardım yapacaksın. Bilal abi, orayı okulu kurmam için o okulu güvenliğini sağlamak, kolay yaparken PKK'dan sağlamak, o eskeri üst gerekiyor. O havaalanını tekrar çalıştırmak için eskeri üst olması gerekiyor ki o havalanını korusun. Yine orada en önemli nokta, bu üstü kurduktan sonra Türkmen'e bir güç gelecek, bir moral gelecek. Hepsi toplanacak Kerkük'e. Ondan sonra Barzani'de bir tane referandum yapacaksın. Nüfus şeyini yapacaksın. Tekrar nüfusunu yapacaksın. İnsanların tapusunu çıkarttıracaksın. Anlatabildim mi? İsmail Bey, en azından Irak yönetimiyle anlaşarak Türkmenleri silahlı bir güç haline getirip kendi kendilerini koruma şey, ama bu nasıl olacak? Yasal yollardan olacak. Meşru yollardan aynen. Olacak. Meclisten geçecek yani, meclisten geçecek yani. Yasal yollardan. Ondan sonra ki yani bugüne kadar biliyorsunuz, daha geçen haftalara kadar Tuz Hurmatı da, Taze Hurmat'ta, oralarda, buralarda çok patlamalar oldu. PKK'lar insanlarımız şehit oldular.
Ve biliyorsunuz kimyasal silah bile atıldı tezahüratıya. Geçen sene itibariyle biz aşağı yukarı 200'ün üstünde hasta geldi. Şeyde tedavi yaptırdık burada Polatlı Hastanesi'nde. Evet. Bunları dikkate alarak adım atmak gerekiyor. Bu mesela tezahüratı'da benim aldığım bilgiye göre geçen hafta dedim ya 5000 PKK'lin talimatı almış. Evet. Şimdi birçok insan can güvenliğiyle mecbur. Ya çoluk çocuğunu bırakamaz orada tecavüze, ölüme evet, maruz kalır. Tabii ki alıp kaçacak. Alıp kaçıyor ne olmuş? PKK'lılar hepsi bu evlere filan şey etmiş. Ne diyorlar adı? Yerleşmiş. Mesken almışlar. Yerleşmişler. Oradan ne oluyor? Şeyi bekliyorlar. İşte talimatını bekliyorlar. Güvenlik sağlanmışsa tabii çok iyi. Bu ama şunu gösterdi ki CIA, FI6, ABD İstihbarat Servisi CIA, FI6 İngiltere, BND Almanya. Ondan sonra bunlar gösterdi ki Mossad bu 4-5 dünyada kendini bilmezler istihbarat servisleri bir Türkiye MIT'iyle İran'ın ittihadının karşısında hiçbir halt edemediler. Şetrenç oyununu kaybettiler. Yani bu referandum yüzünden. Evet. En sonunda CIA, artık CIA başkanı bu şeyin yüzünden bir haber vereyim size de CIA başkanı var ya artık suçlu bulabilmiyor bu referandum Erbil'deki referandum yüzünden. Köpeği ihraç ettiler işte. Köpek işten etti. Ettiler. Köpeği işten attılar ya dışarıya. Köpek ne buluyordu? Casus mu buluyordu? Ne buluyordu? Haberlerde okumadınız mı evet, köpeği? Evet. Emekli olmuş. Evet, emekli olmuş. Emekli ne? İhraç etmişler. İhraç etmişler. Yani gör CIA'nin durumu nereye gelmiş ki şimdi, anlatabildim mi? Barzani'yi bir köpek koruyacaymış, korumamış. Anlatabildim mi? Köpeği bile meslekten aldılar, görevden aldılar. Şimdi İsmail Dost'un söylediği çok önemli bir haber oldu burada. Yani ben de burada ilk defa öğrendim. Şimdi bu Almanya'dan gelen çok güçlü o füzeler meselesi. Şimdi o güçlü füzelerin Kuzey Suriye'de de var olmuş olması Türkiye için çok büyük tehdit. Aynen. Yani bu bunun gibi silahlar, bilmiyorum bizde bunun gibileri var mı yok mu ama yani öyle bir hale geliyor ki şimdi 3000 tır 60 bin kişiyi donattın Suriye'nin kuzeyinde. İşte Rakka'da, Rakka tamamen Arapların elinde olmasına rağmen oraya götürdün, PKK'yı yerleştirdin. Orada da ileride sorunlar çıkacak. O Suriye devleti şimdiden bile var vardır da. Yine bir şey değil, yine İran, Rusya, Türkiye oturarlar, gereğini yaparlar. Tamam, gibi. Yani bütün mesele nereye geliyor biliyor musun? Biz bu Avrasya, biz zaten şey diyoruz ki bu Barzani meselesinde İran'la Suriye'nin, Türkiye'nin birlikte hareket etmesi dolayısıyla orada Amerikan yenilgisine bu bir Avrasya operasyonu diyoruz. Yani aslında Amerika burada hiçbir yere dahil olamadı. Onun için de birçok şey aydınlığa çıktı, birçok konular Türkiye tarafından anlaşılır hale geldi. Türkiye'nin içerisinde daha fazla anti-emperyalist bir düşünce hakim olmaya başladı vesaire vesaire. Yani bu Türkiye'nin içerisindeki birliği de sağlayacak bir şey. Çünkü Türkiye'nin içerisindeki birlik nasıl sağlanacak sonuç itibariyle? Emperyalizme karşı olarak sağlanacak. Şimdi bu nokta Zinet size bir soru soracağım. Sayın son. Şimdi Suriye demişken biraz Suriye'ye girmekte fayda var. Şimdi bir yandan İdlib operasyonu sürüyor. Bir yandan Cilve Gözü sınır kapısı açıldı. Tabii ben de yaklaşık bir hafta o bölgedeydim. Reyhanlı'daydım. Şimdi tabii Cilve Gözü sınır kapısının açılmasının Türkiye'ye kazancı ne olur? Biraz buradan başlayalım. Sonra bir de Rakka'da Öcalan posteri meselesi var. Ona da gireceğim ama önce bir Cilve Gözü'nü isterseniz kapısından başlayalım. Çünkü şimdi şu bilgiyi de verin mesela. Biz orada tır şoförleriyle de konuştuk. Tabii bizzat konuştuk. Orada Kilis, Öncü Pınar üzerinden mesela önce Halep üzerinden İdlib'e giden mallar vardı. Tabii mallar doğrudan gitmiyor. Yani onu da biraz anlatmak lazım. İlk önce orada oluşturulan tampon bölgeler var. Tampon bölgelere Türk tırları gidiyor. Yani İdlib'e kadar gitmiyor Türk tırları. Bugün Cilve Gözü'nde. Sonra Suriye tarafından gelen araçlar o tampon bölgeden malları alıyor. Evet, ve o İdlib'e götürüyorlar. Ama sonuçta mallar oraya doğrudan gitmiş oluyor. İdlib'e gitmiş oluyor. Şimdi Cilve Gözü'nün avantajı Türkiye için nasıl olur? Ve aynı zamanda İdlib operasyonu. Cilve kapısı açılırsa
aslında Türkiye ile Suriye arasında doğrudan bir ekonomik ilişkiler oluşur. Yani açık ve yasal ilişkiler oluşur. Artı onun devamı olarak da siyasi ilişkiler olur. Şimdi Suriye yeniden yapılacak. Şimdi evet. 150 tane Çin şirketi, büyük Çin şirketi Suriye'ye gelmiş ve Suriye'nin inşaatında çalışacak. Yani burada bir başka bir bilgi daha bugün o da oluştu. Ekonomik taraftan gelerek ben bunları hep yakalıyorum. Çin bize 5 milyar dolarlık bir kredi açmış. Bu varlık fonu var ya, varlık fonu üzerinden bu halledilmiş. Dolayısıyla Çin oraya buraya parayı dağıtıyor zaten ya, bize de 5 milyar dolar vermiş. Ama ben şimdi tahminen söylüyorum, bu tam bir bilgiye bağlı değil. Suriye'nin yeniden imar edilmesi için mutlaka Türkiye'ye ihtiyaç var. Ta çimento şeyden gelecek, Çin'den gelecek hali yok. Veya bu tabii çimento şu anda cilve gözünden geçmiyor. Yani çimento hariç ticari faaliyetler var ama çimentonun da bir çok kısa bir zaman sonra geçeceği söyleniyor. Demirçilik geçmiyor, çimento geçmiyor. Ya bunların nakli de bindiği zaman pahalı oluyor. Bunu gene Türkiye'den geçecek ve Türkiye orayı imar edecek. Her ne kadar Çin şirketleri oraya geliyor olsa da, çünkü Çin parasıyla geliyor yani orada yapacakları işi. Hem o paradan Türkiye'nin, Türk müteahhitlerinin, Türk iş adamlarının çıkarları olacak. Hem de yıkılmış Suriye yeniden yapılacak. Yıkılmış Suriye'yi Türkiye'nin yapması demek, hem de yani şu sırada yaptığımız iş nedir? Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Gelelim İdlib meselesine şimdi. Buradan İdlib'e geçecek olursak. İdlib meselesinde şimdi Türkiye'de yanlış bir şey tartışılıyor. Onu düzeltmek için burada bir şey söylemek lazım. Şimdi Afrin meselesi sanki Afrin'de oradaki PKK'larla Rusları birlikteymiş gibi. Rusların orada şeyleri var, askerleri var, üsleri var. Ve dolayısıyla Afrin aslında Türkiye ile Rusya arasında ileride bir sorun haline gelecekmiş. Türkiye basınında yazılanlar söylüyor. Yine o biraz önce söylediğim mezhepçi Amerikancılar, Fethullahçılar ve liberallerin propaganda yapıyorlar. Dolayısıyla bizim o İdlib'e girmemize Amerika bu sebepten rıza göstermiş ve bizim İdlib'de var olmamızı onun için ses çıkar. Aslında bu sebepten falan değil. Bölgede İran, Rusya ve Türkiye burada birlik olunca, Amerika'nın burada yapabileceği bir şey kalmayınca, dolayısıyla Amerika şimdi bir taraftan da Türkiye'yi de kazanmaya da çalışıyor bir yönüyle. Her ne kadar orada PKK'yı desteklese de. Dolayısıyla İdlib'de sesini çıkaramadı. Aslında çıkaramadı. Kerkük'te de çıkaramadı. Aynı yenilgi orada da devam ediyor. Dolayısıyla bundan sonraki aşamanın tabii ki Afrin olması mecburiyeti var. Yani İdlib'de çatışmasızlık tamamen halledilip oradaki silahlar, çünkü bütün terör grupları, IŞİD, DAEŞ, işte El Nusra, El Kaide, ne kadar türevi varsa orada Suriye devletiyle çarpışanların hepsi gelip İdlib'de biriktiler. Şimdi orada bir çatışmasızlık elde edilir ve bunlar da yavaş yavaş... Şöyle de bir bilgi var, yani onu da hemen söylemiş olayım, çok kısa. Şimdi Rusya'da sanki PKK, PYD'den sonraki Afrin'in planlarını yapıyor gibi. Çünkü Tel Fırat'ta, yani yine Afrin'e bağlı, Aziz'e çok yakın olan bir kısım Tel Fırat. Tel Fırat'ta Rusya'nın siyasi bir büro kurdu. İşte biraz önce söylediğim şey, evet. Bürodan ötede üstleri var deniyor. Ve büroda da şöyle bir bilgi var. Büroda da Suriye ordusuna milis gücü yetiştirdi yönünde. Yani oradaki Kürtlerden ve Araplardan Suriye ordusuna, Suriye hükümetinin ordusuna militan yetiştirdiği söyleniyor. Bu normal bir şey. Yani evet. Ama burada şu var, yani zamanlaması çok önemli. Türk ordusunun İdlib'e girmesiyle Rusya böyle bir faaliyete başlıyor. Yani sanki hani PKK, PYD'de Afrin'den çıktıktan sonra orayı kim alacak sorusunun biraz yanıtı gibi. Durduğu için bir ek yapmak istedim. Anladım. Yani tabii Afrin meselesinde, evet, yani içerideki bu Türkiye ile Rusya'nın arasını açmaya çalışanlar bu meseleyi çok fazlasıyla kullanıyorlar. Ama bu mesele de aşılacak. Çünkü bu bölgede Türkiye olmaksızın Rusya da fazla bir iş yapamaz. Yani ileride yani onlarla karşı karşıya. Şu anda İran-Türkiye işbirliği, Türkiye-Rusya işbirliği bunları aşacaktır. Ben buna inanıyorum. Ha,
Ama İdlib'deki çatışmasızlık sağlandıktan sonra bunlar oturulup masaya çözülecek sorunlar. Şu var, tabii biz Fırat Kalkanı olayıyla koridoru bir yerden kestik ama ikinci kesiliş noktası da zaten Antakya'nın kendisinden dolayı Akdeniz'e gidiş problemi var. Bir tekne var arada, Afrin var. Ama biz şimdi Afrin'i konuşuyoruz da şeyin Fırat'ın doğusunda da işte Kobani Mobani meselesinde de orada PKK'nın bir örgütlenmesi var. Yani acaba Türkiye... Amerikan üslerinin çoğu da orada. Çoğu da orada. Acaba Türkiye önce Afrin'den mi başlamalı yapacağı işleri, yoksa Kobani yani Fırat'ın doğusundan mı başlamalı? Bence bunlara karar vermek için şu anda erken. İdlib'deki mesele çözülecek. Hatta Tanf'taki mesele, bu Irak, Suriye ve Ürdün'ün sınırlarının birleştiği yerde Amerikan üsleri var ya, evet. O meseleler gelecek şimdi. Bu Rakka meselesi gelecek falan filan. Ama bunların sırası bana göre önce İdlib'de çatışmasızlık sağlanacak. Dolayısıyla Suriye'nin yeniden imarı gündeme geldi şu anda. O devam edecek. Gündeme girdikçe, ekonomik ilişki kuruldukça Suriye ile, dolayısıyla siyasi ilişkiler derinleşecek. Ondan sonra diğer meselelere sıra gelecek diye düşünüyorum ben. Evet. Suriye konusunda sizin şimdi bakışınız bizim nasıldır Sayın Aslan? Suriye konusunda biz çok Türkmen eli olarak çok hassasiyetimiz var. Çok duyarlıyız. Çünkü biliyorsunuz bizim Irak'taki Türkmen elinin devamı olarak Suriye'deki Türkmenleri görüyoruz. Şimdi bu adlar değişti. Bundan bizim gençliğimizde diyelim 40-50 sene önce bunlar hepsi Irak Türkleriydi ve Suriye Türkleriydi. Ama araya bir şeyler, farklılık sokulsun diye işte bunlar Türkmen falan filan dendi. Mamafi. Şimdi yabancı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, yani 100 sene önceki bir planlarını bugün uygulamaya koymak için bir gayret sarf ediyorlar. Nedir bu? Biliyorsunuz Osmanlı zamanında buralar hepsi bir misak-ı milli sınırları dahilinde olan bölgelerdir. Halep, Musul vesaire, bunları biliyoruz. Şimdi Türkiye'nin o misak-ı milli sınırlarından dolayı bu bölgelerde bazı anlaşmaları var. Müdahale hakkı bile var. Eğer buralarda toprak bütünlüğü bozulursa Türkiye'nin hakkı iddia etme şeyi vardır. Bizler nüfus olarak, Irak Türkmenleri olarak, nüfus olarak çok daha yüksek seviyede bir nüfus sayımız var. Yani nereden bakarsanız bakın 2,5-3 milyondan, hatta şartlar iyi olursa belki 3,5-4 bile diyebileceğimiz bir nüfus sayımız var Irak'ta. Yani şimdi bizim kültür altyapımız çok güçlüdür. Yani hepiniz biliyorsunuz Kerkük türküleri, Kerkük şairleri, Kerkük, yani eğitimimiz çok şeydir ve dilimize muhafaza etmişiz. 90 sene, 100 senelik bir asimilasyona rağmen, bir baskıya rağmen hala dimdik ayakta durmamızın esprisi oradadır. Ama maalesef Suriye'deki soydaşlarımıza bu baskılar daha değişik bir şekilde yapılmış. Yani adeta görmezlikten gelmiş. Birçoğu da lisanını kaybetmiş durumda. Milli şuur vardır. Biz Türk'üz, Türkmeniz diyebiliyorlar. Ama bunları kaybetmiş durumdalar. Şimdi Türkiye istese de istemese de bir anavatan olarak görünüyor. Yani orada Türkmen varsa yoksa oralara biraz müdahil olması gerekir. Düşmanca değil, dostça müdahil olması gerekir. Çünkü en azından Osmanlı zamanında bir 600 sene hükümranlığı var. Ondan önce Selçuklular zamanında. Şimdi Türk coğrafyası bir bütündür. Bugün İran'ı, Orta Asya'yı alın, gelin şeye, Azerbaycan'ı, Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı, ondan sonra gidin Balkanlara kadar. Bir Türk varlığı vardır. Almanya'da. Yani bunları görmezden gelmemiz mümkün değil. Türkiye'nin görmezden gelmesi mümkün değil. İstese de bunları bırakamaz bir kenara. Yani bunlarla uzun vadeli bir siyasetin
uygulanması için planların yapılması gerekir. Yani günübirlik politikalarla biz bugüne kadar geldik. Kaybederek geldik daha doğrusu. Evet. Yani bu bölgelerin çok ciddi uzmanları olması gerekir. Yani hem Irak Türklerini çok iyi bilen, sosyal yapısını, ekonomik yapısını ve her şeyini iyi bilen. Suriye'dekileri de aynı şekilde. Şimdi Suriyeliler Irak Türkmenlerinden daha çok yardıma muhtaçtırlar. Eğitilmeleri gerekir. Yani üniversitelerin kapıları açılması lazım bunlara. İyi dostane ilişkiler olması gerekir Suriye ile. Şimdi Suriye'nin şu veya bu şekilde bazı ihtilaflarımız olabilir. Hatta Suriye'nin Türkiye'ye karşı yanlış hareketleri de olabilir biliyorsunuz. Yıllarca PKK'yı Öcalan'a yataklık yapmış bir ülkedir. Ama maalesef o da Türkiye'nin biraz hatalarından dolayı olmamış. Yani şimdi Türkiye'de o dönemde Suriye'de muhalefet yapan örgütleri besledi. O olabilir. Ya İHFA'nı besledi. Olabilir evet, ama kardeşleri besledi. Şimdi maalesef komşularla döneminde. Bu komşularla iyi geçinmek lazım. Yani nasıl ki bugün Irak'ta merkezi hükümetle Türkiye'nin iyi geçinmesi artık bir realite haline geldi. Mecburiyet haline geldi. Yarın Suriye'de de aynı şey olacak. Onun için o insanlar için de çok iyi kapılar açılır. Suriye'deki Türkleri canlı tutmak icap eder. Aksi takdirde yıllar sonra bunlar yani Araplaştırılır gider. Ama bugün ne kadar elde varsa onları güçlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ve Türkiye'nin de bu son adımlarını da olumlu karşılıyorum. Özellikle Cerablus'ta olan Fırat Kalkanı ve İdlib meselesini. Yani buralarda Türkiye çok ciddi ve olumlu adımlar attı. Bunun devam etmesi gerekir. Barışçıl yollardan da hem Irak'takilere hem Suriye'dekilere hepsine o şekilde yaklaşmamız icap eder. Evet, teşekkürler. Değerli izleyenler, bir 10 dakikalık aramız olacak. Aranın ardından şu bilgiyi de şimdiden vermiş olalım. Sayın İsmail Dost, belediye başkanlarının istifasıyla ilgili çok önemli bilgileri açıklayacak. Ama kısa bir aranın ardından bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, derin mevzu devam ediyor. Tabii dış politika ve güvenlik gündemi konusundaki görüşleri değerli konuklarımız söylediler. Şimdi biraz da iç politikaya değinelim istiyoruz. Günlerdir tartışılıyordu. Belediye başkanlarının istifası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açıkça il ismi vererek söyledi. Belediye başkanlarının istifa etmesi gerektiğini. Ankara'nın ismini verdi, Bursa'nın ismini verdi, Balıkesir'in ismini verdi. Ve son olarak kulislerde bir iddia konuşuluyor. Bunu Abdülkadir Selvi de yine dile getirdi. Birleştiler, istifa etmeyecekler şeklinde bir iddia dolaşıyor ortada. CNN de söyledi bunu. Tabii. Çokça kişi de yine bundan bahsetti ama buna karşı hükümetin hamlesi ne olacak? Bu soru gündemde ve ne zaman istifa edecekleri tartışılıyor. Bir yandan da Sayın İsmail Dost, sizde önemli bilgiler var, siz deyin. Tamam, ben ilk bir dakika sadece bu Suriye konusuna değineyim ki hiç bilinmedim. Bu Öcalan terörist elebaşının orada posterinin gösterilmesi orada mesela diyelim ki 10 bin kişilik bir fotoğraf gösterilmesi sonra ortaya çıkıyor ki yani bunu Suriye istihbaratı, Türk istihbaratı da bu fotoğrafı yakından incelerken bakıyor, görüyor ki birçok fotoğrafta bulunan Amerikan askeri yani şeyde PKK kıyafeti yani PKK kıyafeti giyinen Amerikan askeriler orada ve bu ne anlama geliyor? Bu aynı söylediğimiz gibi referandum zamanında Barzani Peşmerge'ye dönünüz Erbil'e, Doğuk'a, Süleymaniye'ye hem oy kullanınız hem herhangi bir saldırı falan olursa bize yardım ediniz gibisinden hem birçok
peşmerge gitmiş, biliyorsunuz o dönem 5000'e yakın peşmerge gitmişti Suriye'ye, PYD'ye yardıma. Onların yanında 2-3 binde, yani o 5000 peşmergeden 2-3 binde PKK'lı dönmüş şeye, Erbil'e. Ve zaten şeyde de bu Rakka'da da zaten şey yok bu kadar. O kadar gösterilen siz söylediğiniz PYD, YPG unsurları. Fakat tanklarla falan girdiler. Evet, girdiler de yani ABD eskerleriymiş ve bu ABD eskerleri tamamen neyi şey yapmış? Sanki PYD'ler şey yapmış, ABD politikası. Sonra o fotoğraf tanımına falan gidiyorlar, dikkat ediliyorlar. Görüyorlar ki bunlar PYD, YPG'li değil, çoğu ABD eskeri ve Pentagon'da haberlerde çıktı. Diyor ki biz bunu kınıyoruz ve sadece anlaşmamız IŞİD'le savaşmakta. Şimdi arkadaş, IŞİD yok. Sizin ne işiniz var orada? Bu soru önemli. Bir de Astana toplantıları var. Bu Astana toplantıları çok çok önemli olacak. Orada da Suriye'yle, İran'la, Irak'la, Rusya'yla, Türkiye'nin arasını bozan kişiler var Beşar Esad yönetiminde. Evet. Çünkü çıkıp gereksiz yerlerde şu demeci veriyorlar ki Türkiye derhal Suriye toprağını terk etsin. Ama usulen yapılmış bir açıklaması. Yani, ama söylememesi gereken bir şey. Neyse şeye geçelim. Ankara kulislerinde şu vardı. Evet. Melih Gökçek bugün bir açılışa gitmesi gerekiyordu. Gitmedi. Eşi gitti ama. Eşi gitti. Evet. Sonra Melih Gökçek son anda Sayın Cumhurbaşkanımız bir ziyarette bulunmuştu. Dün gece son vakitte Ankara'ya dönüş yapacaktı. Yine tekrar protokolda yerini aldı. Varank'la konuşma yaptı danışmanlarla. Gördüğü olmuyor. 12.30'da acaba Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşme yapılacak mı, yapılmayacak mı? Sayın Melih Gökçek'in şeyi burada bu, korkusu bu. Şimdi iki tane konu var kulislerde. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı damadı FETÖ'den alınmış. Onun istifası acaba bu gerekçeyle mi yoksa başka bir gerekçeyle mi? Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı'nın MYK'da bir ay önceki MYK'da şu talimatı veriyor. Diyor ki 6 tane belediyenin ismini zikrediyor. Diyor ki bunlar performansları iyi değil mi son referandumda ve bu referandum gereğince bu kişiler görevlerinden istifa etmeleri lazım. Ki buna ilk uyan da kim oluyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Sonra Düzce oldu. Evet, sonra Düzce oldu. En son 3 tane tartışmalı belediye başkanları kaldı. Balıkesir, Bursa, Ankara. Balıkesir, Bursa ve... Bir de Niğde istifa etti. Niğde de vardı. Niğde istifa etti. Biz 3 tartışmalıdan bahsedelim ki kulislerde şu var. Melih Bey'in kafasına takılan tek şey şu. Yani gitti Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine. Ben müze yapacağım. Şu projeler var. Ben olmasam başkası yapamaz bunları. Evet. İzin ver, ben bunları yapayım. Sayın Cumhurbaşkanı da kesinlikle ve kesinlikle MYK'da bu karar alınmış. Ve bunun geri dönüşü yok. Sonra MYK'da der, Bakanlar Kurulu. MYK'da. AKP'nin MYK'sında. Ha ben, biz MYK anladık da. MYK'da. Merkez Yürütme Kurulu. Evet. AK Parti'nin en üst karar organı. Ve diyor ki bana bir zaman tanı, tamam diyor, yani çok kısa bir zaman. Hı hı. Sonra diğer taraftan Bursa Belediye Başkanı kardeşi başlıyor bir sürü yazılar yazmaya vesaire vesaire. Ta dün de Balıkesir Belediye Başkanı da kalkıyor. Bilmiyorum. Kubbeler saraylardan ne talimat veriyorsa o olacak filan, şu bu filan. Yani ne istifa veriyor, ne istifa vermiyor, bir de laf sokuluyor orada. Hı. Ne oluyor? Sonra Sayın Melih Gökçek kaç gündür girmiyor Twitter'e. Diğer taraftan Bursa
görevimin başındayım dün gece söylüyor ama bugün haberlere geçiyor. Görevin başındayım dediği sırada bu şeyde Bosna Hersek'te. Görevin başındayım sonra şeyde eş zamanlı bunlar yapılıyor. Balıkesir'de ne diyor? Diyor ki saraydan kubbeler ne söylerse o olur filan istifada etmiyor. Sonra bugün Sayın Selvi saat 6:15 geçe tam net hemen aniden CNN canlı yayına bağlanıyor ve şunu diyor ki bu üç belediye başkanı karar almışlar ki istifa etmeyecekler. Şimdi Sayın Ateş şeyden teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı iki şeye vurgu yaptı. Dedi ki partide bir tek genel başkan tartışma konusu olamaz. Herkes bir gün bu göreve geliyorsa bir gün de bu görevden gidecek. İkincisi de birileri eğer ki bu gidenlerin arkasından işler çevirip de olanın yerlerine gidiyorlarsa şey yapıyorlarsa bu büyük bir ihanettir. Sonra başbakanımız olayı biraz yumuşatmak istedi. Dedi yok bu arkadaşlar gider de beyde şey değil filan şu bu. Ta ki Sayın Selvi'nin bu söylemi yani ki bunlar ittifak kurmuş ve gitmeyecekler. Şimdi öncelikle bu bilgi doğru değil mi? Evet bu bilgi doğru. Yani evet. Diyor gitmeyecekler filan. Sonra Sayın Soylu İçişleri Bakanı diyor ki yani devlet bakası söz konusuysa devlet ise konu kimse devlete boyun eğmezse yani babamın oğlu bile olsa şeyini başına çekerim ne diyorlar hadi çorabını başına çekerim gibisinden ondan sonra başka bir şey çekecek de söyleyemedim evet çorabını başına çekerim dediği an itibariyle birdenbire olaylar değişti. Ta 20 dakika önceye kadar, 40 dakika önceye kadar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Bey pazartesi gününe kadar istifa edecek bir. Melih Bey pazartesi veya salı günü kadar istifa edecek. Balıkesir'de pazartesi gününe kadar istifa edecek. Değilmiş peki neden? Melih Gökçe'yi neden salıya sarkma durum var? Hepsi pazartesiye kadar istifa edecek. O da pazartesi günü ama salı günü de olabilir. Olabilir diyorsunuz. Neden deyiniz? Neden? Şimdi üç mekanizma var. Belediye başkanları, bakanlar gibi falan olmadığı için üç mekanizma var. Bir mekanizma bu. Belediye başkanı eğer ki belediye meclis çoğunluğu var ise istifa eder. 10 gün içinde meclis toplanır, vali meclisi toplantıya çağırır, meclisten birisi seçilir belediye meclis encümenine. Sonra ikinci mekanizma nedir? İkinci mekanizma İçişleri Bakanlığı eğer ki davalar filan var ise kayyum atar. Üçüncü mekanizmada da biraz zaman alar ama yine de çok fazla zaman almaz. Disiplin kuruluna sevk ve partiden ihraç eder. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız neden pazartesi önemli? Sayın Cumhurbaşkanımız bunu hem Sayın Selvi unutmuşmuş hem diğerleri unutmuşmuşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bir ay önce MYK'da diyor ki eğer ki bunlar bir ay içinde görevlerini bırakmazlarsa o zaman başka mekanizmalar yani pazartesiye kadar olmasa gereken yapılacak. Gereken o bir ayda pazartesi günü. Bu pazartesi. Peki size burada şunu soracağım. Yani madem bu belediye başkanları şimdi AKP'den veya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ya da hükümet kanadından böyle sert bir yanıt geleceğini biliyordu yani bu üç belediye başkanı. Peki bunu bile bile niye birleşiyoruz, istifa etmiyoruz işte şeklinde bir tavır aldılar? Öyle bir karar almıştı da ondan sonra Sayın Soylu'nun sert
yanıtıyla karşı karşıya kaldıkları için... Ha bunu ama öngörmüyorlar mıydı? Bu kadar şeyi tahmin etmiyordular. Sonra bunu böyle tek... Bunu tahmin etmemek ama çok... Tahmin etmemeleri... Ama kendi güçlerini hesaba katınca... Evet. Ya bir de önemli olan nokta şu. Tahmin etmiyordular bunu. Bu şeyi aldıktan sonra... Şimdi İçişleri Bakanı kendi kendine kalkıp da ben şunu yaparım demez. Demek ki kesin Cumhurbaşkanı'yla başkanıyla konuşmuş gibi öyle bir şey söylüyor. Anladın talimatı var oradan. Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı ne demişmiş bir ay. Bu bir ay ne zaman bitiyor? Bu pazartesi günü. Gelecek pazartesi günü bitiyor. Artık olay bitti. Yani bunlar artık istifa ederlerse de etmezlerse de ki istifa ederler kesinlikle ve kesinlikle. Siz kesin tarih verdiniz. Kesin, istifa edecekler söylüyorsunuz. Pazartesiye kadar en fazla salı gününe kadar belki yarın bile istifa edebilirler. Kesin yani bu tartışmasız. Çünkü sen şey çok şey duruyor Selvi ki yok bunlar ittifak kurmuş istifa etmeyecekler. Tam tersini söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle pazartesi gününe kadar istifa ederler. En fazla salı günü. Neden? Nedeni de şu. Pazartesi günü MYK Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak ve bunların istifası orada olunmazsa düğmeye basılır. Ve bu da ne anlama gelen? Bu adamların o saatten itibaren istifa vermeleri de hiçbir anlam artık taşımaz. Yani görevden şu olan, yani hayır görevden alınması değil. Bir şu var. Sen hı. Görevden aynı Sayın Topbaş gibi. Güneydoğu'dakiler görevden alınmadı mı? Yok yok. 18 tane. Yok, o aynısını alırsın. Yok başka bir şey söyleyeceğim. Mesela Sayın Topbaş istifa etti. Halen o nezaket ağlı partinin içinde mevcut. Anlatabildim mi? Ama bu Sayın Gökçek, Sayın İbrahim Bursa ve Balıkesir bunlar istifa da etseler artık AK Parti'de o şeyleri olmayacak artık. Ne diyenler adı. O ağırlıkları ve sahiri vesaire olmayacak. Burada da bir şey söyleyeyim. CHP'nin bu kadar sandıkla gider. Şunu hatırlatayım ben CHP'ye. CHP'nin eski genel sekreteri vardı. İsmi unuttum. Gürsel Tekin mi? 30 yıllık şey yaptı. Genel sekreterlik yaptı. En son darbeyi de buradan da umarım Sayın Deniz Baykal bir an önce Adnan Keskin mi diyorsun? İyiliğine yok. Kavuşar. Adnan Keskin mi? Yok. Savcı mı? Yok şey bu şeyi de Kemal Bey'i de genel başkan yapan o oldu. Kemal Anadolu mu diyorsun? Hayır genel sekreteri ya. Bu Çankaya Belediye Başkanı'nın zamanında 10 yıl önce. Önder Sal mı? Önder Sal. Önder Sal tabii. Önder Sal 10 yıl önce Çankaya Belediye Başkanı'na bir iş ister. Önder Sal yerine getirtilmez. Arkadaş alar belediye başkanının çaycısını. Bu arada son bir dakikamız kaldı. Evet. Alar Önder Sal alar belediye başkanını. Çünkü Sayın Baykal seviyormuş o dönem şeyi, Çankaya Belediye Başkanı'nı. Bakıyor, görüyor ki görevden Baykal tarafından alabilmiyor bunu. Geliyor belediye başkanının çaycısını Çankaya ilçe başkanı yaptırtırıyor. Ve oradan o başkana göstermez, ne diyorlar adı, bir rahatlık vermez. En son başkan istifaya gider büyük ihtimalle hatırladım. CHP'nin burada sandıkla gittiği meselesi biliyor musun asıl altında yatan nedir? En sevmedikleri siyasetçi Melih Gökçek'ti CHP'liler. Neden bu kadar çırpınıyorlar Melih Gökçek için? Sevdikleri için mi? Hayır. Şundan korkuyorlar. Yarın Melih Gökçek görevden alınarsa boşta kalacak. Gazetecilik roluna zaten başlamış. Bu kere harbiden bizden uğraşıp duracak. Şimdi evet. Belediye başkanı ya. Ben ona katılmıyorum. Şimdi, neyse. Aslında bu belediye başkanlarının gitmesi tamamen Fethullah meselesiyle ilgili.
Bunların 6'sı da 7'si de. Aslında yapılan iş, yani işte metal yorgunluğu şuydu buydu falan filan, bunlar tamamen kılıf. Aslında Türkiye bir anlamda Gladio ile hala savaşıyor. İçeride Gladio var. Gladio'nun adamları var. Dolayısıyla vatan savaşı oradan devam ediyor. Dolayısıyla Melih Gökçek bundan sonra gazeteci mazeteci de olamaz. Bir yanıt hakkımı kullanıp bazen insanlar çok şeyleri bilirler ama televizyon tartışmalarında şu anda ülkemizde sükunete, ülkemizde birlikte ihtiyaç var ve bu nedenle her nedense eğer ki devlet kurumu, bak hükümet demiyorum, parti demiyorum, devlet kurumu bir karar aldıysa, gerekçe metal yorgunluğu ise her neyse, biz o devletin metal yorgunluğunu en azından bizler kabul etmemiz gerekiyor ki normal vatandaş normal hayatına başlasın. FETÖ mu zamanında alanlar nasıl ki ABD'nin CIA'nin ajanını aldılar, nasıl ki kava aldılar, bir sürü şey daha var, alınan neler var, neler kava var. Kava da diyeceksin. Evet, Sayın Aslan Dostum, sizin düşünceleriniz neler? Belediye başkanlarının istifasıyla bitirmemiz gerekiyor. Bu konuda ben fazla yorum yapmayayım. Peki. Buradan şunu söyleyeyim. Sayın Melih Gökçe'ye de her zaman yaptığı görevlerde başarılar da olmuş. Siyasi görüşü ben defalarca söyledim. Ne AK Partiliyim, ne üyesiyim, ne herhangi bir kurumun sözcüsüyüm, hiçbir şey değilim. Evet. Ben sadece bir yorumcu olarak katılıyorum buraya. Umarım ki kendisi o devlet terbiyesi aldığı çerçevede aynı onu uygulamaya koyar. Evet. Nasıl İsmail Bey yorumcu olarak katılıyor, biz ne olarak katılıyoruz? Biz de yapmamız gerekiyor. Sayın Aslan, Sayın Esinol, Sayın Dost, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Derin Mevzu bu hafta da sona erdi. Herkese iyi geceler ve iyi hafta sonları dileyelim.